Herkese güzel geceler, mutlu geceler, huzurlu geceler diliyorum. Nereden? Milyon TV ekranlarından canlı canlı gong başladı. Evet, ben Aykut Pala. Yine güzel bir çarşamba gecesi. Şahane bir konuğumla ve eğlenceli konularımla keyifli bir gece olacak. Yine garanti ediyoruz ki kahkaha bizlerle olacak derken keyifli bir sohbet. Aynı zamanda eşsiz şarkılar da bu gece gongta olacak. Çünkü sevgili izleyenler, şahane bir konuğum var bu akşam, ama onun öncesinde telefon numaralarımı hatırlatmak istiyorum. Konuğumun anonsundan önce 0212 alan koduyla 270 çift 080, 0212 alan koduyla 270 çift 080 canlı yayın telefon numaram. Efendim, uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına ilk kez gongla döndü. Hem de yeni şarkısıyla ilk kez Milyon TV ekranlarında çok sevilen müzik adamı, şahane bir müzik adamı, karizmatik sesiyle, karizmatik görüntüsüyle, alkışlarla Levent Dörter bizlerle. Abi böyle güzel bir anons son zamanlarda duymamıştım. Çok iyi geldi Aykut. Hak ediyorsun baba, sen iyi geldin çünkü. Teşekkür ederim. İyi geldin, iyi ki de geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi enerjisi süper. Eyvallah baba. Diyecek bir şey yok. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Ya şahanesin. Birazdan şuraya uzanabilirim. Programa devam edebilirim. Biliyor musun, şu an karizmanı çok kıskanıyorum bu akşam senin. Yok, çünkü abi ya. Bak vallahi bak, arkadaki siyah duvarım, koltuğum, dekorum o kadar tatlı duruyorsun ki şu anda. Evet ya. Karizma, çok karizmatik duruyorsun. Papaz. Böyle mi giyinmişiz Abdullah ya? Tüm içime bir keşke beyaz gömlek giyseydim. Yok, bence şahane olmuş abi vallahi, yani yakıyorsun. Abi İşte. Neler yapıyorsun yani, bir son kez dedin geldin, tabii son kez olmasın. Umarım son olmasın. Allah korusun yani. Keyifli bir parçayla geldin abi. Ya şimdi şöyle oldu, ben esasında bu parçaya bir yıl önce Tan sayesinde sahip oldum. Dedi ki bu şarkıyı sen oku. Beraber çalıp söylüyorduk onun bestelerini. Tan Taşçı. Evet, bu şarkıyı da beraber söyledik. Dedi ki ya sesine çok yakıştı. Bu şarkıyı sen oku dedi. E tabii yani o bir şarkı verecek, biz de okumayacağız. Vay. Tabii ki dedim. Çok güzel oldu ama bir yılı buldu bunun hazırlık. Sizin bir de ama Tan'la iyi bir dostluğunuz da var zaten değil mi yıllardır? Arkadaşız. Çocukluk arkadaşı mı? Tabii, Ankaralıyız ikimiz de. Ha öyle mi? O kadar uzun sürede yani. Aynen. Ankara zamanlarından. Sonra tabii ben de bir buçuk yılda şarkı yapmıyordum zaten. En son böyle bir Bilmiyorum diye bir şarkı yapmıştım. Hı-hı, o da çok güzel gitti. Tam bir yaz şarkısı. Ben onu biliyorum. Şarkının Bilmiyorum olsa da biliyorlar, evet. Ben onu biliyorum abi. Şimdi de işte böyle tam böyle yaza girmeden bahar aylarında çok güzel bir uzun yol şarkımız olsun. İnsanlar bu şarkıyla böyle yol giderken bol bol dinlesinler. Bu tadımlık mı? Hani böyle bir yaz öncesi kıpır, evet, kıpır bir şey öncesi mi? Bir tane daha şarkımız var. Onu da inşallah. Mustafa. Ben, o iş bende. Mustafa o iş. Abdullah o iş bende. Ben Abdullah Mustafa diyorum ya, üzüm diyorum ya. O iş bende. O iş bende deyince bir yıl sürüyor. Baba o iş çıksın buradan. O iş sana gelsin Abdullah. Ne diyorsun abi? Abi işte inşallah onu da Haziran gibi 2023. Levent abi niye böyle iteliyorsun hep? Ya. Neden yani? Esasında sahneler çok yoğun geçti. Tamam. Yani Allah'a çok şükür bu pandeminin hafiflemesinden sonra bayağı bir elimizde valiz. Evet. Bir gün orada bir gün oradaydık. Şarkıyı hazırlamak için bir konsantrasyon lazım. Doğru. Onun bir stüdyo evresi var. Doğru. Kendimi ben iyice o şarkıya adapte etmem lazım. O bende biraz süreç alıyor. Çok mükemmeliyetçiyim. Peki bir şey diyeceğim. Bir buçuk yıl bir pandemi geçirdik. Yattık, yedik, içtik, yattık. İşte o konsantre o zaman niye olmadı? Onu hazmetme evresi var bizde, o yediklerimizi. Ettin mi diye bir soru. Ettin henüz mi? İçime çekmekten konuşamıyorum. Ya güzel. Şöyle dur Levent ya. Kapat işte şurayı. Var var, hepimizde var ya o kadar. Erkek dediğin abi. Balkonlu olacak abi, böyle kasmış. Adonismiş. Kadın bunlar salçalı ters. Mıydı? Neydi? Tabii yemeğin salçalısı, kadının kalçalısı derken erkeğin de bir balkonlusu olması lazım yani. Üstelik parayla yaptık bunu abi. Bedavaya olmuyor. Yiyorsun yani. Tabii canım, ekmek pahalı yani. Ekmek 3,5 olmuş artık yani. Velhasıl kelam, şarkıyı anca bu zamana yetiştirebildik. Ama çok güzel tepkiler alıyorum. Tan zaten yani rüştünü ispat etmiş bir şarkıcı ve besteci. Evet. Onun bir tane şarkısını okumak şu an benim için çok büyük. Söz beste aynı zamanda değil mi Tan'ın yani bir de? Onun dışında tabii ki müzik devam ediyor hayatımda ama tabii işte. Tabii olmazsa olmaz. Ben galiba bu yeni dönemdeki sisteme çok alışamadım. Hani yeni dönemde mesela şirkete gidiyorsun, diyorlar ki 45 günde bir yeni şarkı getir. Ne? Evet abi, şu o an abi müzik listelerine 45 günde bir, yani atıyorum Spotify'a, iTunes'a, bu tarz mecralara 45 günde bir şarkı vermezsen algoritma seni
hemen geri unutuyor, atıyor. Unutuyor, geri atıyor. Bu kölelik. Aynen öyle. Çünkü yeni sistemde abi durmadan küçük küçük şeyleri üretip hemen oraya sisteme atma bölümüne geçtiler. Tamam. Ama şarkıların ömürleri o kadar kısaldı ki abi. Tabii. Ben daha kendi şarkımın tadını böyle yeni yeni alırken diyorlar ki yeni şarkı. Yeni mi? Daha iki ay oldu abi şarkıyı çıkartalı diyorsun. Peki bir şey diyeceğim. Bu beklentiye sokan kim mesela? Dinleyici mi yoksa prodüktörler mi? Yani bunun patron kitle mi istiyor abi, bunu? Kim istiyor bunu? Esasında birazcık da üretenler bunu bu hale getirdi. Şimdi tabii ki kimseye burada haksızlık etmek istemem ama yeni nesil birazcık daha hızlı verip hızlı tüketti şarkıları. Doğru. Daha böyle işte... Fast food gibi oldu değil mi? Aynen. Abi, fast food müziği yapıyoruz şu an. Doğru, doğru. Ona ayak uyduranlar var ama ben pek uyduramıyorum. Bence böyle, uydurmaman da gerek değil mi ya? Ben sanki yapamıyorum abi. Ama şimdi işte Abdullah'la çok güzel projelerimiz var. Abdullah inanıyor musun? 45 günde bir. 45 günde bir. Bu programa geliyoruz. O iş sende mi? O iş bende, bu programa geliyorum canlı yayına. Baba sen her hafta gel başımla beraber ama o iş sendeyse işimiz yaş demek ki Levent abi. Ben biraz dedim ya mükemmeliyetçiyim evet, abi. Tamam. İşte çok mecburen evreleri uzatıyorum. Şarkıyı okuyorum, bir daha okuyorum. Ondan sonra işte canlı çalımlar yok diyorum. Buna bu şu olmadı. Trompet çaldıralım diyorum. İşte stüdyoya gir çık zaten insanların boş vakitlerini de yakalamak lazım. Tabii bunun doğru. Bir mix mastering işi var. Fotoğraf çekimi var, klip çekimi var, PR dönemi var. Yani esasında yaptığımız iş çok önemli ve özel bir iş. Gerçekten söylüyorum. İnsanlar şu 3 dakikalık şarkıyı dinliyorlar ama evet, aman ne var abi, stüdyoya giriyorsun çat çat okuyup çıkıyorsun gibi algılanıyor büyük bir ihtimal ama gerçekten öyle değil abi. Yani bu belli isimler için öyle değil. Şimdi senin belli bir müzikaliten var, müziğe bakış açın var, belli bir vizyonun var, bir de misyonun var. O yüzden sen sıradan bir iş yapamazsın. Yapmamaya çalışıyorum. Çünkü yapamazsın da artık. Çünkü sen bizi belli bir kaliteye alıştırdın Levent Dörter olarak. Yani hep müzik olsun istiyorum içinde abi ya. Dinleyen bir kitle var beni. Belki milyonlar değil ama beni dinleyen 10 binler, 100 binler onu bekliyor benden. Çünkü ona alışmışlar. Ya Levent şimdi çapparı çıppiri bir şarkı yapsa zaten olmayacak, durmayacak. Biz de onu istemiyoruz Levent'ten diyorlar. Benden istenen şarkılar bu. Sahnede de her şeyi söylemeye çalışıyorum zaten. Kendi mesela sırf tutsun diye böyle popüler kültür parçası yapar mısın abi? Çok ilginç bir anımı anlatayım o zaman sana. 2015 yılında bir arkadaşımın işte barbekü partisindeyiz. Ünlü bir arkadaşım mı? Yok, böyle bizim müzisyen çevresi. Tamam. Yani sucuk yok abi, tavuk kanat ucuz yolda. Yeter abi. Yeter abi. Neyse abi. Zeki ile beraberiz. Zeki Güner çok ünlü bir besteci. Yani bilirim, çok bilirim. İyi şarkılara imza atmış bilirim bir arkadaşım. Ya işte onunla sohbet ediyoruz. Hiç benim şarkılarımdan hani olmadı falan gibilerinden. Ya abi bende de şöyle bir üslup yok. İşte bana bir şarkı lazım. Al şu parayı, ver bu şarkıyı. Yani hep şarkılarımı arkadaşlarımla yaptım. İşte Fettah'la çalıştım. İşte Ceceli ile çalıştım. Erhan Bayrak, Adnan Fırat. Daha yani adını daha çok söyleyemedim. İşte Murat Dalkılıç, iki tane bestesi vardı. Bir tanesi bana verdi adam. Yani hep arkadaşlarımla beslendim. Evet. Arkadaşlar da maşallah. Sağ olsunlar. İşte Etan'ın ilk albümünde zaten. Ahmet, Mehmet, Hüseyin. Olur mu canım? Olur. Ne alakası orada var? Velhasıl kelam abi. Zeki de bir buluşalım dedi. Bir dinle dedi. Sana uyacağını düşündüğüm çok güzel şarkılar vardı. Tamam buluşalım dedim. Zeki de böyle o kadar güzel şarkılar var ki. Böyle 8-10 tane şarkı dinledim ama biraz kafam karıştı. Bazılarının sözleri birazcık bana işte kadın üslubu geldi vesaire vesaire. Ben tamam biraz daha dinleyeyim. Bir de öyle bir şey var değil kafamda mi? Bir kadın şarkısı, erkek şarkısı falan da var abi, değil mi? Sana uyuması lazım tabii sözlerinin. Benim söyleyeceğim şarkı bana da uygun olmalı. Doğru. Takım elbise gibi düşün. Ben de şu an göbek var birazcık mesela. Evet. İtalyan takım elbiseyi bana koy abi, düdük makarnası gibi duracak. Biraz yani olmayabilir. Bana göre bir şey olsun istedim ben. Şarkı da bana göre olsun dedim. Velhasıl kelam abi, oradan çıktıktan sonra akşam evdeyim böyle, uzandım koltuğa. O 8-10 tane şarkıdan bir tanesi kulağımda dönüyor. Ama en bana olmayacak gibi zannettiğim şarkı. Takıldı. Şarkının melodisi. Falan böyle bir şarkı yani. Ya abi Allah Allah, kulağımda şarkı gitmiyor. Ya diyorum ki Levent, bu çok hani tabiri caizse işte bakkal şarkı. Evet.
kaliteli bakkal şarkı ama yine de hani bana uymayacak gibi geldi. Sabah kalktım, o zaman da menajerim vardı Taylan sağ olsun, onu aradım, dedim ki böyle böyle bir şarkı var, kulağımda dönüp duruyor ama bana göre değil gibi geliyor bana diyorum. Attım şarkıyı, Levent dedi bu şarkı sana göre, yani bunu söylemelisin dedi. Hayda. Abi yıl 2015, şarkıyı yaptık Okan Ilkı ile beraber. Aranjesini. İşte hadi hadi kalkıp gidelim yollara vuralım. Tamam. Şarkı o dönemin bütün listelerde bir numarası oldu zaten. En çok tıklananları sağlam oldu. Sağlam vurdu. O zaman zaten böyle tıklanmalar yoktu işte hani. İşte 10 milyon tıklandı. tabii. O dönemde 15-16 milyon tıklandı şarkı organik. Tamamen organik. Aynen öyle. Çok güzel bir şey oldu benim için de. O sonra baktım ki bu tarz şarkılar olabilir. Bilmiyorum yaptım. Evet, bilmiyorum doğru. Da o tarz bir şarkı. Ama tabii yine araya Levent Dörter işte ayrıla ayrıla. Benim klasik böyle slowlarım falan girdi araya tabii. Çünkü insanlara ben ilk merhaba dediğimde işte gel al anılarını benden, işte aşka saygımdan, kağıt kesiyi bunun gibi çok falan. Güzel balat şarkılar verdim tabii. Abi. Yani piyasadaki müzisyen arkadaşlarım da, beni dinleyenler de benden o üslubu çok beğendiler. Ben de hep onun üstüne gittim. Sen ama tarzını, hadi, rengini belli ederek evet, çıktın hadi zaten hadi yani. Bunların çok dışında kaldığı evet. için. Bir de ters köşe bir şarkı. İç şarkının içinde modülasyon falan var. Ama hiç eğreti durmadı mesela abi. Ha? Hiç eğreti durmadı sende durmadı. Şarkı yani. Durmadı. Şarkıda çünkü şöyle de bir durum oldu. O zaman Simge'de çok yakın arkadaşım vardı. Şarkıya geldi, renk kattı, vokal yaptı. Tabii. Ona böyle çok güzel bölüm ayırdık. Şarkının sonunda hadi hadi bölümüne misafirimiz Allah'ım var. Allah'ım seni yerim, bizim kedimiz var sevgili izleyenler stüdyoda. Bak kedi gel. Abi hayvan severe nasıl geldi gördün mü? Bak. Gel. Kuzum. Gel Şerefcan gel. Şerefcan? Ben şimdi koydum. Yakışmadı mı? Şerefli duruyor. Ay maşallah tosun. Oğlum gel buraya lan. Gel yanıma gel. Valla böyle işte Milyon TV. Sana yemin ediyorum kapılar açık burada. Sokak köpekleri, kedileri falan giriyor harika ediyor abi. Ya şahane bir... Kanal yani o konuda hakkını yemeyeceğiz hepimizin efendim. Hepimizin kapılarının gayet açık olması lazım. Kesinlikle öyle. O yüzden biz de böyle ortalarda dönüyor dolanıyor. Hiç kasmıyoruz harika, da çok tatlı. Harika. Peki o zaman şey yapalım mı abi? Şimdi hadi hadiden bir konuştuk ya. Burada sana bir virgül atsak. De diyelim ya. Hadi hadi ben desek. Valla bir diyelim hadi. Hadi hem de böyle zaman bir yaz gelmek üzere ya. Böyle bir ufak ufak bir yaz esintisini de almış olalım yahu. Hadi. Seçilmez, bile bile kimse eğilmez. Bu yürek böyle sevilmez, sevilmiyor ki. Bu kadar da taraf seçilmez. Yeşil yok, kırmızı da geçilmez. Bu hayat böyle çekilmez, çekilmiyor ki. Bunlar bilmediğim yollar. Sağ sinyaliyle sollar. Kapanınca bütün kollar açılmıyor ki. O yasak, bu yasak, bu ne biçim iş? Herkes biliyor ince dikiş. Ağzımızda kalmadı bir diş. Isırılmıyor ki. Kalkıp gidelim, hadi. Yollara vuralım, hadi. Toplarız elbet. Biz az gemiler yakmadık, hadi. Kalkıp gidelim, hadi. Yollara vuralım, hadi. Toplarız elbet. Biz ilk kez aşık olmadık. Seçilmez, yeşil yok, kırmızı da geçilmez. Bu hayat böyle çekilmez, çekilmiyor ki. Bunlar bilmediğim yollar, sağ sinyaliyle sollar. Kapanınca bütün kollar açılmıyor ki. O yasak, bu yasak, bu ne biçim iş? Herkes biliyor ince dikiş. Ağzımızda kalmadı bir diş. Isırılmıyor ki. Kalkıp gidelim, hadi. Yollara vuralım, hadi. Toplarız elbet. Biz az gemiler yakmadık, hadi. Kalkıp gidelim, hadi. Yollara vuralım, hadi. Toplarız elbet. Biz ilk kez aşık olmadık. Düşünerek atmalı adımları, ayırmadan erkek kadınları tabiata dönecek elinde sonunda. Her
harcama ödünç hayatını. Kalkıp gidelim, yollara vuralım. Toplarız elbet, biz az gemiler yakmadık. Hadi hadi hadi. Kalkıp gidelim, hadi, hadi, hadi. Yollara vuralım. Hadi, hadi, hadi. Toplarız elbet, biz ilk kez aşık olmadık. Hadi hadi hadi. Kalkıp gidelim, hadi, hadi, hadi. Yollara vuralım. Hadi, hadi, hadi. Toplarız elbet, biz az gemiler yakmadık. Hadi, hadi, hadi. Kalkıp gidelim, hadi, hadi, hadi. Yollara vuralım. Hadi, hadi, hadi. Toplarız elbet, biz ilk kez aşık olmadık. Hadi hadi hadi. Abi ziller sana çalsın bu gece ya. Teşekkürler. Şahane parça. Yazı getirdi sevgili izleyenler. Yaz kapıda geldi, gelmek üzere zaten derken bu gece Gong'da Levent Dörtler bize yazı getirdi. Levent abi hangini istersin? Sağdaki. Sağdaki hadi bakalım. Şans getirsin, uğur getirsin. Ben de yerime doğru geçeyim. Teşekkürler. Şöyle ufaktan o zaman. Bisiklet sürer miydin böyle? Kornesi var mıydı eskiden? Olmaz mı ya? Şöyle. İşte o eskiden kalma bana geldi böyle. Programa getirdik ondan sonra zilleri. İyi yaptın. Teşekkür ederim. Beraber konuşuyoruz. O arada giren kişi şey değil mi? Simgeydi işte. Tam o dönem Simge'de Mişmiş'i hazırlıyordu biliyorsun. Ha daha çıkmamıştı Mişmiş. Çıkmamıştı. Tamam. Çok yakın tarihlerde çıktı Mişmiş'le hadi. İkisi de şanslı şarkılardı. Vay. Çok güzel oldu. Yani aslında o zaman Simge ilk sesini önce burada duyurdu bize. Şeyden önce. Evet. Mişmiş'den evet, önce. Evet evet evet. Duyurmuş oldu. Mişmiş'ten önce çıktı şarkı. O zaman bence şey şarkı Simge'ye şans getirmiş yahu. Vallahi ikimiz de birbirimize şanslı geldik esas. Ankara adamı var karşımda. Ankara'da evet. Dünyaya geldi. Ankaralıyım. Ankaralı. Ankara bebesi mi evet, diyorlar abi? Evet pavyonlarda müzik yaptık falan. Pavyonlardan sahnelere uzanan bir yolculuk. Ya Ankara çok efsane bir şehir abi müzik açısından. Evet. İyi ki orada başlamışım müziğe. Hı-hı, çünkü... Hı-hı. Birçok kültür var orada. Çok bir iyi bir dinleyici var, müzik dinleyicisi evet. Var. Tabii İstanbul'da çok enerjili bir yer ama İstanbul'da birazcık daha müzik harici şeyler de oluyor konser salonu. İşte insanlar birbirlerine bakıyorlar, o ne giymiş, bu ne takmış, takıştırmış modeli var. Ama Ankara tamamen müzik odaklı. Geliyorsun, sahneye çıkıyorsun, herkes seni dinliyor, sana bakıyor, eğleniyor ve evine gidiyor. Ben öyle bir yerde müzik yapmaya başladığım için şanslıyım. Güzel. Yani Ankara'nın kitlesi genelde böyle çok mi yani? Iyi, çok iyi. Başrolde müzik var. Geri kalan şey müzik yapılan yani. Yerlerde çok güzel kitleler oluyor Ankara'da. Peki abi çalışma ekonomisi bitiriyorsun. Evet abi. Bunu severek ama hiçbir zaman yapamıyorum. Yani bunu yapayım diye mi okudun yoksa okuyayım ya, da kalsın dönem, diye mi okudun? O dönem işte her ergen çocuğun işte kolumda üniversite sınavında bizim zamanımızda böyle şeyler vardı. İstek yaptığın yerler vardı işte işletme fakültesi, tamam. Maliye, tamam. Bilmem ne. Çalışma ekonomisi de vardı benim o listesi. O tuttu Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi. Sırf tuttu diye mi yani? Bu? Evet zaten dersler bile amfide 450 kişiyle geçtiği için çoğu derste benim varlığım yokluğum bile belli değildi büyük bir ihtimal. Biri imzayı çekiyordu zaten. Yani, aynen öyle abi. Karga tulumba. Güzel. Peki baba aslında seni biraz daha galiba müziğe teşvik ediyor değil mi? Evet. Yani, bir şeyleri şöyle bir durum çözüyor. Var. Esasında çok ilginç bir şey benim müziğe başlamamda. Babam müzisyen değil ama çok iyi bir müzik kulağı insanı. Var. Kulağı da var. İşte evde 3 tane gitarımız var. Mandolin var. Bağlama var. Telli çalgıların hepsi var. Bunları kim çalıyor mesela? Babam çalıyor. Ha. Ama yani profesyonel bir şekilde hani bir yerlerde gidip çalmıyor. Ama evde enstrümanlar var. Güzel. Ve çalıyor. Ama biz çocuk olarak hani... O ergenlik bölümünde bile bir gitara git kulağını bürk işte telini kopart vur kır bir şey. Gitarla hiçbir münasebetim yoktu. Ta ki işte babam bir gün geldi. Kardeşim de çok iyi bir gitarist bu arada Mert Dörter. Şahane. O da Tan'ın orkestra şefi. Tan'la beraber çalışıyor çok uzun yıllardır. İki tane gitar getirdi babam. İşte bu senin gitarın bu da senin gitarın. Hafta sonu işte size dershaneye yazdım. Müzik kursuna falan böyle ben bakıyorum ya baba evdekine dokunmuyoruz. Hani sen getirip bir de gitar verdin kucağımıza bir de bir kursa gideceğiz falan. Yani. Tabii ki abi o müzik çok büyülü bir şey. İşte o ilk anda o cumartesi gittiğimde büyüsüne kapıldım. Bende de varmış o demek ki. Yani. Çok hızlı ilerledi. Yani çok hızlı kaptım, çok hızlı ilerlettim. Sonra zaten birkaç sene sonra o dershanede... Pop gitar hocası falan oldum yani öğrenciyken. Tabii. Eğitmenliğe geçiş yaptı yani aynen sonrasında. Öyle. Tabii ki o dönem şöyle geçti. Lise dönemiydi tam da böyle ergenlik çağı. Ses böyle
Çocukla erkek sesi arası oluyor biliyorsun erkeklerde. Tabii. O 17-18 orayı aşana kadar ses tonu. Böyle ses tonun işte erkek miyim, çocuk muyum arasında kalıyorsun. Ama tabii gitar çok büyülü bir şey. Abi gitarla uyuyakalıyordum yani. Düşün, bütün günümü onunla geçiriyordum. Babam işte yataktan gitar alıp falan böyle öyle geçti. Mert bu kadar düşkün müydü aynı dönemde? Mert biraz daha esasında geri planda kalıyordu. O biraz daha 5 yaş var aramızda. Hmm. O birazcık daha böyle oyun gibi gördü onu. Ama sonra çok büyük bir depar attı. Boynuz kulağa geçti. O çok iyi bir gitarist. Tabii senden iştahlandı aslında o da. Yani. Tabii şimdi abi tam o çağlarda biliyorsun karşı model. Cinsle de yavaş yavaş münasebetlerin başlıyor. Flörtözlük, tabii. Bakışlar, hoşlanmalar, ilk aşk. Gitar da biraz etkili çok olur büyük tabii. Bir yani. Silah bunun için. Öyle, tabii ki müzik böyle başladı dersen bu sefer bütün çocuklar ben kızları tavlamak için gitar mı çalacağım? Adam kız tavlamak için müzisyen olmuş ya. Yok böyle bir öyle şey. Öyle gözüküyor ama. Ya o sadece o an şans eseri kucağımda bir silahtı. Tabii ki. Ama bir coolluk oluyor değil mi o böyle güzel bir ortama şey. Girdiğin güzel zaman? Güzel bir şey. Çok insanlar hemen alabiliyorsun. Bir ekmeğini yemişsin belli Levent abi. Şöyle başladı bu arada müzik yolculuğu ya. Yemiş ekmeğini yemiş. Tabii ki 18-20 yaş arası kimse sana gel Levent'cim işte sahneye çık sana da şu kadar para vereceğim demiyor. Sen de bir yola çıkıyorsun ama benim de Ankara'da böyle beraber müziğe başladığım Mert diye yine arkadaşım Mert var. Onunla böyle gitarlarla geziyoruz. Bir tane de kafe yapılıyor daha Ankara Bahçeliler'de daha yapım aşamasında inşaat. Ya gel soralım işte belki bunlar canlı müzik yapar. Biz şimdiden hiç kimse yokken biz soralım canlı müzik yapacak mısınız falan. Birbirimizi gazlayıp adamlara gittik dedik ki biz müzisyeniz canlı müzik yapacak mısınız dedik. Keyif Kafe abi benim müzik yaşantımın miladı oldu. Vay. Orası bitti açıldı ve ben başladım ilk defa. Adamların aslında aklına biraz sizin sokmuş oldunuz. Telefonumuzu verdik. Aa evet biz de düşünüyorduk falan dediler çünkü. Arkadaşlar burada şunu söylemek gerekiyor. Yani oturduğun yerden şansı beklemeyeceksin bir şey kardeşim. Yok. Biraz sen o şansı yaratacaksın abi, yani. Abi aradan 15-20 gün geçti. İşte adada başlıyor. Biz açtık işte hani yapalım bir şeyler falan. Biz iki gitar ama bomboş bir yer düşün. Daha sıfır müşterisi olmayan bir yer. Abi 3-4 ay sonra kafede oturacak sandalye yoktu. Sesi duyan geldi. Coca-Cola premixleri vardı o zaman böyle. Hani bira şeyleri gibi, fıçıları gibi. Onların üstüne insanlar oturtuyorlardı. Böyle içerisi. Bir de Ankara Bahçeliler bilenler bilir. Tam böyle bir öğrenci memleketidir yani. İşte Gazi Üniversitesi falan hep oralarda olduğu için okullar. Dışarıdan gelen öğrenciler de hep Bahçeli'de emekli otururlardı. Abi çok güzel, çok keyifli böyle bir 4-5 sene. Hatta o ekibe ben o zaman Mustafa Ceceli vardı. Onunla beraber de çalıştık. Öyle mi? Çok uzun yıllar. Tabii Mustafa'yla da sahneden arkadaşız. Yani Ankara'da okuyordu o zaman. Vay vay vay. O zaman veterinerlik fakültesinde okuyordu Mustafa. Sonradan İstanbul'a geldi. Abi çok güzel müzik yaptı. Siz ne yapmışsınız yaptı. Ya? Nereden nereye? Aynen. Mustafa ben işte Özgün'le çok uzun yıllar beraber. Salata yani. Bar vardı. Salata evet. Ankara'da. Özgün işte, oradan. Orası da sahnenin büyüdüğü yer abi benim için. Çünkü bir süre sonra o iki gitar program kesmiyor seni. Müziği daha da büyütmek istiyorsun hayatında. Orkestra arkadaşların oluyor işte davulcu buluyorsun bir tane. Bir tane işte klavyeci buluyorsun. Bir bas gitarcı. Sen gitar çalıyorsun. İşte Özgün'le öyle başladık zaten. Çok özür dilerim. Helal. Biraz daha solabilir miyim? Suyumuzu hemen. Ondan sonra Cuma. Abi orkestra kurduktan sonra tabii iş seni çağırıyor artık. Yani sen bu işi eğer kıvırabiliyorsan o enerji, o aura ve o sahne büyüsü varsa sen de zaten işi getiriyor durmadan. Tabii doğru. Biz abi orkestraladık. Sonra Salata diye bir yer var işte dediğin yer. Hı-hı. Orası abi bence Türkiye'nin en güzel canlı müzik performanslarının olduğu bir yerdi benim için. Birçok kişiyi kazandırdı müziğe değil tabii mi orası abi, bildiğim kadarıyla? Özgün de oradan işte. Özgün ben de oradan, siz oradan tabii. Ama abi öyle bir atmosfer düşün ki yani esasında no name gibi duruyorsun ama içeride 1000 kişi var. Bu konsere çıkar gibi sahne performansı yapıyorduk. Bu çok hem büyülen de çok şanslı. O kadar büyük bir mekan şanslı mı bu? Evet abi öyle çok mi? Büyük wow. Bir yerde. Performans mekanı yani. Ondan sonra abi tabii Ankara'da bir yere kadar seni geçiyor. Şimdi hep evreleri anlatıyoruz. Gitar bir yere suyumuzu kadar alabiliriz efendim. Çok teşekkür çok, ederim. Çok teşekkür ederiz. Yeşim i̇şte, Hanım çok mersi efendim. Ankara'da bir yere kadar oldu benim için. Sonra... Bu sefer çok, şey değil mi? Sığamıyorsun abi. Kabına sığmıyorsun. Abi çok ilginç. Yani. Anılarım var esasında. Ankara'dan gitmem de çok ilginç oldu. Bir gün İstanbul, Ankara'da çalışıyorum hala Salata'da. Ben tamam. Böyle uzatıyorum ama. Hayır keyifli bir sıkıntı yok. Tamam. Başka konuk yok, teksin. Tamam abi. Tabii, anlatıyorum. Bir gün İstanbul'dayım.
O zaman Kutsi patlamış işte yeni yeni sevdaların. Ama İstanbul'da patlıyor tabii. Tabii o, evet. O Ankara'dan gelmişti çoktan zaten. O da mı Ankara'da? Ankara'dan. Vay arkadaş ne Ankara'yı nasıl bereketli evet. Topraklar. Böyle gece saat 3 falan tavla oynuyoruz böyle. Biz çok tavla oynamayı seven bir ekiptik. Tamam. Telefonum çaldı abi böyle. Aa dedim Özkan abi arıyor beni. Salatana sahibi patron. İşte Levent dedi senin dedi askerlik durumun ne dedi. Gece 3'tü niye böyle bir sorusu? Şok oluyorsun gece 3 yani. Kaça ama abi hayırdır dedi. Yani abi dedi daha gitmedim dedim. Bekletiyorum dedi bekletme dedi. Haydi. Seni buldular dedi. Gece 3 nasıl buldular falan şokum yani. Cemler daraldı. Abi ben tabii bir süre daha gidip gitmiyorsun. Bir süre sonra mecburen materi görüyorsun. Ben de biraz yani. Uzatmışım onu. Kaçırmışım ucunu. Şey, unutmuşuz. Evet abi. Ve GBTM düşmüş. Evet tabii artık. Sahneye çıktığım yerde orası olduğu için gelmiş bulmuşlar. Demişler ki Levent'in artık gitmesi lazım. Ne zaman? 2 gün içinde. Allah. Abi sahneye düşsene. Düşeş atmayı planlarken bayağı şu hale geldim yani. Aa, hakikaten Ankara'ya döndüm. Apar topar 2-3 gün içerisinde askere gittim abi. Nereye gittin? Nerede yaptın? Şöyle o da değişik bir şey benim için abi. Ben Ankaralı değilim esasında. Ankara'da büyüdüm ama. Tamam. Armoni Mızıkası Komutanlığı diye bir yer var. Çok özel askerlerin. Sadece böyle işte. Müzisyenlerin özel yetenekleri tabii. Olanların gittiği bir yer. Oraya da askerlik tabii ki özel bir müessese. Hepimizin yapması gerektiği bir şey askerlik ama tabii. Tabii ki yaptığın dalı en iyi yerde nerede yapıyorsan oraya gönderiyorlar seni. Tabii atıyorum. Doğru. Çok iyi bir şoförsen doğru. Seni şoför olarak değerlendiriyor. Çok iyi bir aşçıysan seni tabii, aşçı olarak. Falan filan. Aynen ben de iyi bir müzisyen olduğumu düşünmüşler. Hı. Armoni Mızıkası'nda şarkı söyleyerek yaptım. White solist. Evet. Çok güzel anılarım var. Orada da çok güzel asker arkadaşlarım var. Son askerden geldim abi. Kaç ay yaptın abi? 16 mı? 5 ay 5 gün. Ha şey eğitimden aynen. Dolayı tamam okey. Şey abi ondan sonra geçen. Ne oldu biliyor musun? Bir tane şarkım vardı o zaman benim. Gel alanlarını benden. Serkan Özcan'a ait bir şarkı. Hem de ne şarkıdır o arkadaş. Onu da biz böyle o dönemler Ankara dönemleri Mustafa böyle bir aranje yapmıştı ona çok güzel. İşte şarkıyı böyle dinleyelim falan arabada giderken falan. Yazdın abi sen. Şarkıyı ben yazmadım. Kim yazdı? Serkan Özcan diye ha, bir tamam, tane gitarist bir arkadaşım tamam. Var. Ama şarkıyı ben okuyacağım diye hep yazdık onu bir yere yani. Tamam, benim okay. Şarkım oldu gibi düşün. Abi onu Mustafa yapmıştı. Ben askerden gelir gelmez dedim ki Mustafa dedim tamam yapıyoruz. Bu şarkıyı artık hani çıkartacağım. Tamam. Aa süper Adileva o zaman hemen kolları sıvıyoruz. Ben bir anda İstanbul'a geldim. Mustafa şarkıya başladı. Ceceli aranjmana işte baslar çalındı, davullar çalındı. Sonra tabii... O onu bir tane arkadaşım işte Adnan Fırat çok özel bir bestacı o da. Evet doğru. Onunla bir yerde yollarımız geçti. O dedi ki benim de bir şarkım var aşka saygımdan al oku. Bir tane Fettah verdi kalabalığa arkadaşım. Tan verdi duvaksız gelin. Ben bir şarkı yapacağım derken o şarkı bir anda oldu. Albüm. Taner'de var bir tane şarkı tabii Taner'in şarkısı var Taner Çalık. Bir anda albüm oldu abi benim. Yani esasında... hiç kurgulamıyordum ama şans. Şans yaver evet, gitmiş abi yani. Bu kadar müzik adamının bir araya gelip de sana bu evet kadar abi. Destek ve etmesi yani. Ve o albümde gerçekten çok iyi aranjörler var. İşte Erhan Bayrak, Mustafa Ceceli, Ceyhun Çelik'ten yani çok iyi müzisyenler. Mert Ali İçerli. Demir yani. Başlar baba daha ne olsun yani. Gerçek A takımıyla evet. Bir albüm yaptım. Evet. Besteciler de öyle. 2011 benim için çok şanslı bir dönemdi. Çok güzel. Yani albüm çıktıktan sonra çok güzel işlere gidildi. Çok güzel konserler verildi. Sonra abi işte... O onu derken bugünlere geldik. 2011 güzel severim. En sevdiğim yıldır. Benim de dönüm noktam olmuştur. Öyle 2011. Mi? Evet. Süper. Benim de dönüm noktamdır. 2011, 2011 bana da şanslı geldi abi. Severiz yani. Şanslı gelmiş ki abi yani öyle bir albüm ki. Peki sonrasında Ankara ile ilişkin artık koptu tabii ki yani. İstanbul'a. Mecbur yani artık sektörü buraya taşımak zorunda kalıyorsun abi. İş buradan yürüyor. Bu sefer ne oldu? İstanbul'daki gece kulüpleri değil mi? İşte Ortaköy'ler, Bebekler, Beşiktaşlar, Etiler'ler aynen falan abi. Oralarda. En fazla Nişantaşı. O zaman Nişantaşı'nda yani işte. Efsane bir dükkan vardı. Belki duymuşsundur. Melon 24. Evet biliyorum. Nişantaşı'nda tek saat işte ben, Gökhan Türkmen böyle çok tabii, güzel tabii, bir tabii, ekip tabii. Her gün birimiz çıkıyorduk orada abi. Melon 24 de çok güzel bir yerdi. Orada da güzel anılarımız oldu. Peki şey diyeceğim şimdi bu az önce dedik ya hani gitar işte girmiş olduğun ortamda. Kızlar işte böyle bir tavlayabiliyorsun işte müzik yapmak, şarkı söylemek biraz daha böyle bir hani üstün bir yetenektir ya. İngilizce parça söyler misin? Askerde onu da öğrendim abi. Hangini?
Fly me to the moon, let me play. Tabii orada askerde şey yapamıyorsun abi. Riyam'la söyleyemiyorsun. Mecburen standart caz şarkıları öğrendik abi. Çünkü ben orada protokol solistiydim. Yani en üst seviyedeki misafirlere. Şarkılarda böyle okumuyordun değil mi abi? Yani yok. Orada rahatsın değil mi? Ama öyle okumasam da yine de yani. Bir saygımız. İşte ceketin, gömleğin, evet. Kravatın bağlı. Yeterince özgür sahneye değilsin. Çıkıyorsun abi. Ellerin yine burada. Hı-hı. Böyle çok böyle değil de. Güzel kıvamında şarkılar söylüyorsun. Peki sen yazıyor musun? Ben de yazıyorum. Güzel. Kendi yazdığım şarkılar da var. Ama tabii mesela, genelde çevremden aldım. Yazarken böyle peki şey yapıyor musun? Böyle saçmalayarak mı bir şarkı çıkar? Yoksa hani böyle mırıldanırken ya da saçma saçma sözlerden mi bir şarkı çıkarırsın? Yoksa oturup aklına bir melodi gelir, bir söz gelir öyle abi mi gidersin? Bunu yorumlamam için çok iyi bir besteci olmam lazım. Ben o kadar iyi bir besteci ve şarkı sözü yazarı değilim. Ben yorumlayan bölümündeyim daha çok. Hani buna bir yorum yaparsam bu işi gerçekten iyi yapan arkadaşlarıma haksızlık etmiş olurum. Benim yaptıklarım çok böyle improvize gelişti. Oldular. O zaman şimdi iyi bir müzisyen videosu gelecek ekrana. Bir numaralı. Bir müzisyen abimiz var. Yani şarkılar yazıyor ve nasıl esinleniyor, nasıl şarkılar yazıyor. Bir izleyelim, görelim. Üzerine bir seninle konuşmuş tamam, olalım biz. Ben yani... aklıma bir şey geldi. Bakalım esprili bir şey gelecek büyük bir ihtimalle. Yok ya, bayağı bildiğim sanat adamı yani. Gelecek. Bir müzik adamı gelecek. Yani ustayı da küçük görmeyelim şimdi. Başlayayım mı? Başla. Lay malifaletiko. Ray şalimaletiko. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Ma 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 ma. Sa ma ma ma. Lay 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 lay. Ben nece de... oluyor bu, İngilizce mi? Valla ben de bilmiyorum da sen öyle öyle biliyorsun. Abi çok iyiydi amca ya. İnanmış. Valla ben de bilmiyorum da amca. Güzel bir şey oldu. Yazmış ama adam. Da ne dilde olduğunu bilmiyor tam emek olarak. Emek vermiş abi. Ha, emek vermiyor biz yorum mi? Yapmayalım ama Ray, şunu Mali, biliyorum. Politico, şunu biliyorum abi. Tabii ki yeni nesilde işte atıyorum alttan gelenler biz bir şeyler yaptıkça bize bir şeyler sunmaya çalışıyorlar. İşte abi benim şöyle bir bestem var, sana çok yakıştırıyorum. Mailler geliyor. Değerlendiriyor musun mesela gelen mailleri? Ya değerlendirmeye çalışıyorum, dinlemeye çalışıyorum çoğunu ama mesela onların içinde çok garip olanlar da var. Mesela bir tanesi, tabii ikisini vermeyeceğim, yazmış. Abi 3500 tane bestem var, hepsi vah. Pop hit. Vah! Vah! Hepsinde iddialıyım ve sana çok yakışacağını düşünüyorum hepsinin. O ne özgüven o ya? Ya şimdi kardeşim 3500 beste yapman için yıl 360 gün. Evet. 10 yıl boyunca her gün bir beste yapman lazım durmadan. Evet. Sen bunu ne ara yaptın 3500 hiti? Yani biraz haddini aşan tiplerle de karşılaşıyoruz. 3500 hitim var diyor ya. Ya bu ülkede Sezen Aksu'da, Kayahan'da yoktur 3500 hitim. Ama inanmış işte yani. İnanmış, yaptığına beni, inanmış. Beni büyülemek için 3500 hitim var diye mail atmış bana. Çok güzel abi. Dedim Allah. Oradan bari o bir özlü söz ben çıkarsan yeter. Ben sana Tarkan'ın mail adresini yazıyorum. direkt onunla bir görüş. Görüş. Peki abi sen kendi müzik tarzını nasıl yorumluyorsun? Yani Levent Dörtler'in müzik tarzı? Yok. Dermişim. Abi ben sahneyi soruyorsan... Sahneyi soruyorsan, dur şimdi yönetmenimizden şöyle bir küçük uyarı geldi, biraz daha kay diye. Ben suya yaklaşıyorum. Tabii oraya giderken kaçmaz onun gözünden, yönetmenimizin gözünden abi, kaçmaz. Abi sahnede soruyorsan karma bir sahnem var. Çünkü tamam. Şunu hep gördüm sahne performanslarımda, atıyorum karşımda 500 kişi var. Hı-hı. 500 ayrı karakter, üstelik içkili bir ortam, herkesin sevdiği tabii bir tarz yani. Var. Adam oraya efkarlanmaya gelmiş, bana diyor ki bir tane de arabesk yok mu işte Müslüm Baba'dan bir tane. Bir tanesi diyor ki işte Tarkan'dan Kış Güneş istiyorum. Biri halay ister. Bir tanesi diyor ki abi Hedis'ten yok mu diyor ya, hadi yine gel benim ol. Tabii ki bunlar hiç böyle sözlü söylemiyorlar ama görüyorum kitleyi, kokluyorsun zaten tabii. Sahnede olduğun için. Ortaya karma bir şey, bir performans çıkartıyorsun. İşte bir bölümde onları yapıyorsun, bir bölüm onları yapıyorsun, bir bölüm onları yapıyorsun. Ortaya karışık, güzel karma bir şey çıkarttığımı düşünüyorum. Herkesi ufaktan bir mutlu etmeye çalışıyorsun evet, yani evet abi. Baktığın zaman. En azından o 500 kişinin %80-90'ı mutlu gitse. Ama vardır o %10 bir mutsuz bir kitle vardır her zaman abi. Ama kimseyi mutlu edemezsin. Bak ki, abi gece sonu, olsan... gece sonu kesin şuna, benim isteğimi söylemedin. 500 kişi var. Oraya gidiyor değil mi o? Ya olabilir abi yani. Biz de insanız ya. Senin isteğini unutmuş olabilirim kaç diyorum. Kaç kişi baba, bir de hangi birini söyleyeceksin yani? Ama hep mi çıkar abi? Beni, çıkar. Beni buluyor, deliler buluyor bir de. Çıkar çıkar. Öyle mi? Söylemedin diyor ya. Bir daha gel.
Bir daha gelmeyeceğim diyor. Allah Allah, tavır atıyor adama, değil bakar mısın yani? Allah aşkına bir daha gel. Peki bir romantik adam imajın var ama Levent abi. Çünkü yani romantik bu... şarkıları daha iyi taşıdığımı düşünüyorum. Taşıdığını, şimdi şöyle, işte az önce Hadi Hadi dinledik mesela. Hadi Hadi de çok güzel taşıyorsun. Güzel. Bu taşımak değil bence de, sen belki kendini ona yakıştırıyorsundur. Evet, belki slow yakıştırıyorsun. Şarkılara yakıştırıyorum. Biz de seni aslında daha çok o hitlerle tanıdığımız için belki bu romantik adam imajı, ama işte bu senin tavrında da var, giyiminde de var. İşte ses tonun zaten yeterince karizmatik ve cool. Bas bariton. Yani biraz cool bir ses tonumuz zaten var. Zaten şarkıcı olmasam radyocu olurdum galiba. Vallahi mi diyorsun? Evet. Radyo... Radyo mikrofonik bir sesin mikrofonik var. Bir sesin var, evet, evet. Kesinlikle öyle. O yüzden ilk belki de kendi ses tonunu keşfederek bu yola giriyorsun. Yani bilmiyorum ama. Tabii biliyorsun, insanlar kendi ses tonunu ilk önce böyle bir yerden duyduğunda bir "aa bu benim sesim mi" der, tabii, vardır tabii. O. İğreti olursun. Ben ilk radyo yayınlarıma başladığımda bir 6 ay sonra ilk defa kendimi dinledim. O da bir özel bir şey vardı dinlemem gereken. Onun için dinledim. "Aa, Allah dedim, bu, ben radyoda böyle mi çıkıyor benim sesim? Bana nasıl iş veriyorlar" dedim. Beni nasıl dinliyor bu insanlar? Ama hep yabancılaşıyorsun kendi sesine çünkü. Normal şartlarda. Peki ne kadar romantiksin? Bak el böyle gidiyor, daha bitmiyor. Kaçta bitiyor program? Abi. Bu gece buradayız. Sabaha kadar buradayız. Sabaha kadar. Yani yeterince romantik olduğumu düşünüyorum ama bazen partnerlerim... Şey yetiyor mu acaba diye. Bazen partnerlerim beni odun olarak da değerlendirebiliyorlar. Vallahi mi dedin? Ya... Ben özel günlerde birazcık daha bu romantikliği üst seviyeye taşıyan bir arkadaşım. Ne kadar üst mesela? Hani bir üstün ne? Abi yapma ya. Ya bir yapalım vallahi. Bak ben de, yeşim burada yok değil mi? Atıyorum bir partnerim sıfırım. Varsa, bir kız arkadaşım, evet, hayatımda var. Biri varsa. Tamam. Özel günlerde onunla fotoğraf paylaşmayı severim. İşte atıyorum sevgililer günüdür, doğum günüdür. O bende de öyle. Ama tamam, böyle süper. Çapşık işte şimdi yemek yedik, hadi tatile gidiyoruz. Bak köprüden geçiyoruz, şunu yapıyoruz diyen bir adam değilim. O bende de yok. Bir saniye, peçeteler biraz... geldi. İstek mi yazdınız? Şimdi bardan konuşunca istek mi yazdınız? Ne var bunlarda? Diğer vekir yoluna ele. Şöyle şuraya kadar gider mi bu acaba? Bak. Abi şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Sen alışkınsın değil mi, böyle peçete yağmuru falan yapıyorlar size? Abi olmaz mı ya? Bunlarda istek yok değil mi arkadaşlar? Lütfen yani Levent Bey'i zora sokmayalım. Velhasıl kelam. Dozunda şimdi... ve kararında olduğum yerler. Ama bak şimdi fotoğraf paylaşmak tamam. Ben de çok sık kız arkadaşımın fotoğraf paylaşıyorum. Bak kız arkadaşımın duvarına gir. Benden çok, ya benim Instagram'da o kadar benim fotoğrafım yoktur. Erkekler biraz daha farklı bakar bu olaya. Ben sevdiğim kadını dakika başı paylaşmıyorum. Ama bazı erkek arkadaşlarım var abi, mucuk. Şimdi evet. Onlar bize kötü örnek oluyor abi ya. Ya ben paylaşmamayı tercih ediyorum çok sık. İnsanların çünkü birazcık da daha doğrusu o sayfaları ben müzik için kullandığımı düşünüyorum. Kariyer kendi sayfası hayatı, değil mi? Kendi hayatımı değil de müzikle olan bölümümü, evet, için hazırladığımı düşünüyorum o sayfaları. Bilinçaltımda öyle olduğu için. Bravo. Yani işte bak şu yemeğe yedik, şu an işte Zorlu'dayız, işte şimdi İstiklal'de yürüyorum veya şunu yapıyorum demiyorum. Evet. Ama romantik miyim bir daha düşün. Ya bana romantiğin nirvanası ne oldu sende? Bana bir tane bir örnek ver. Keşke ya. Keşke bu soruya hiç girmesin. Ya bir gir ya ucundan ya, hadi. Bak zili verdim, istediğin çok zaman basabilirsin. Çok güzel yemeği çıkartırım, çiçek mutfakta almaya iyi misin? Çalışırım. Mutfakta iyi misin gerçekten? Mutfakta iyiyimdir yani. bir erkek mutfakta aşçı, sahnede bir dev diye. Gerçekten mutfakta iyiyim abi. O kadına peki böyle bir geçiyor mu? Yani mutfakta iyi olan erkek... Aslında benim kadına geçirdiğim şey birazcık daha başka bence mutfaktan öte. Ben gerçekten sahiplenirim. Güzel. Onun yanında olmaya çalışırım. Kötü anında da, iyi güzel, anında da. Önemli, bir yol arkadaşıyımdır. Şiir okur musun mesela? Yok. Abi bu sesle niye şiir okumuyorsun? Okunur esasında, doğru söylüyorsun. Okunur tabii, biraz okunur. Oraya... Bana da diyorlar biliyor musun, niye şiir okumuyorsun diye. Ben duyguya giremiyorum. Yıl 1997, sensiz günlerimden yalnızca bir tane falan diye giriyorum. Çok güzel. O baba denesene ya. Şey şu buradan an özel hayat nasıl gidiyor şu an? İşte dedim ya bir gidiyor mu yani? Var değil mi? Duruyor gidiyor. Ama hep öyle zaten. Herkesin hayatı gibi öyle. Hiç şiir istemedin mesela senden işte hayatındaki insan? Yok. Ciddi misin? O romantik mi? Bazen de erkek romantik oluyor, kadın romantik olmuyor mesela. O da bir zıt bir şey. Ne burcusun? Başak, ha, oralara gel. Buraya gelebiliriz. Oralara gel. Başak burcu. Abdullah, o iş bende demiştin. Abla. Hani o iş sendeydi. Ya Başak burcu mesela dediğin gibi takıntılı ve mükemmelliyetçidir. Çok mükemmel. Romantik değildir ama sahiplenir. Okey, eyvallah. Konuş ya, konuş ya, anlat. Sahiplenir ve çok da iyi bir eş olur.
Evet. Bak çok ben sadık çocukları da olur. Da çok seviyorum. Bu arada bir gün belki nasip olur, bir çocuğum olur, aile kurarım. Daha gençsin abi, 32 yaşındasın, yaparsın. İnşallah, yani yolumuz uzun, gençliğimiz var. Gençliğimiz var. Yaparsın tabii ya, neden olmasın? Olur olur inşallah, hepsinin hayırlısını versin. Ya hayırlısıyla öyle tabii ki. Şimdi peki abi, şarkılarına gelecek olursak tekrardan. Şimdi bugüne kadar yapmış olduğun şarkılarda hitlerin çok. Ve işte dediğim gibi alıcıya ulaşıyor. İşte gel al anılarını benden diyorsun mesela. Eminim ki birçok kişinin playlistinde ilk sıralarda yer alan şarkılardan evet, biridir. O dönemde bir dolu şarkı çıktı ama o şarkı çok parlak patladı. Bir ve o şarkının artık dönemi yok. Yani hani bugün de gerçekten dediğin gibi bir şey var. Çalınıyor şu yani an bile hala sahneye çıkıp söylediğimde abi gel al anılarını benden. Bende de dinleyicide de yeri var. Hala gideri var. Yeri var yani, o şey köşe başı şarkılarından evet. Bir tanesidir yani böyle. Peki sen bir şarkıyı seçerken güzel kokluyorsun ya sen bu şarkıyı. Kendine yakışmasına mı bakıyorsun yoksa ben i̇şte, bu şarkıyı çok söylersem güzel, çok insanlara güzel ulaşır abi, diye mi çok gidiyorsun? Çok güzel bir soru. Esasında benim yolum kendime yakıştığıyla başlıyor. İnsanlara gider mi diye çok düşünseydim başka şarkılar da çıkartırdım, daha bakkala dönerdim kesin. Diyorsun. Ama ben hep kendime yakışan bir şeyler bulmaya çalıştım. Ama mesela işte, gel al anılarını benden dediğin zaman sen bu şarkıyı kendine yakıştırdın, seçtin ama zaten herkesin hayatında böyle bir şey vardır yani. Hani... Kağıt Kesiği diye bir şarkım evet, var biliyorum abi. Pınar Çubukçu söz müzik, aranjörümüz Serhat Şensesli yani. Çok iyi adamlarla, çok iyi müzik insanlarıyla çalıştığım için şarkılar da çok ağır. Onları taşımak da yani herkes şarkısını birine vermek istemeyebilir. Çünkü sen bir çocuk yaratıyorsun, bir beste yaratıyorsun. Doğru. Verdiğin adamın da onun layığıyla taşımasını istiyorsun haklı olarak. Tabii ki öyle. Ben de bir besteci olsam söyleyecek adamın bunu taşıyabilip taşıyamayacağını ölçer tartarım. Herkes keyifli önce. Söyleyemiyor sonuçta. Yani. Ama senin özel bir sesin var ve farklı da bir yorumun var. Evet, o yüzden ben abi, güzel. Kıvamında şarkı söyleyen bir adamım. Kesinlikle öyle. Yani böyle çok, nasıl anlatayım, yeni dönemde böyle çok ağdalı şarkılar. Evet, yormadan. Biliyorum. Benim böyle çok ağdalı bir sesim yoktur ama çok böyle alır götürür. Sen bir tokat atarsın bir yerde geçersin. Evet. Yani öyle sürekli aynen ağda yapmazsın. Abi. Aynen mesela böyle, yani senin kadar iyi midir bilmiyorum ama özel bir sesimiz var. Bir izleyelim, bir videomuz yine var mesela. Yok komik değil. Ajdar mı geliyor? Değil abi. Komik değil. Gayet de başarılı ve farklı bir yorum. Hadi yani bakalım. Bugüne kadar böyle bir şarkı söyleme stili görmedim. Merak ediyorum şu an. İzleyelim, izleyelim, bir görelim. Evet. Alabilir miyiz bu sesin aynısını mesela? Yo, you're right. Öyle bir şey yapıyor abi yani. Bu kabız olup da mı okumuş bunu mesela? Bir kabız... Abi böyle bir, bence... Bir ıkına tıkına... İsotu basmışlar bunun lahmacununu gece. Yana yakıla. Sabah uyanmış bunu söylemiş. Yana yakıla. Farklı bir tarz değil mesela? Bunun ben böyle Miral olduğunu düşündüm ilk başta ama bu varmış, gerçekmiş evet, bu. Evet var. Bu gerçek. Ve bayağı da kitlesi var. Viral olduğunu düşünmüştüm. Gerçekten ilk izlediğimde. Tabii tabii kitlesi var bayağı. Sindirim sorunu olan herkes konsere gidiyor. Beraber orada. diye arınıyorlar. Abi senin olması gerekirken, üzerinde çalışırken başkasına gidip de patlayan bir şarkı oldu mu hiç hayatında? Var. Onunla ilgili de bir anım var. Hadi bakalım. Gel anlat anılarını bize. işte o 2011'den bir önceki dönemde bu albümü hazırlamadan önce... Soner Sarıkabadayı'yla böyle buluştuk, evine gittim sağ olsun beni çok güzel ağırladı. Arkadaşlar ama biz amcama gidiyoruz oturmaya, adam Soner Sarıkabadayı'lar, Murat Dalkurt'lar. Hepsi çok iyi insanlar. İyi insanlar. İnsanlar, Soner iyidir. Bak Soner Çakın iyidir. Çok güzel iyidir. Şarkıları vardı abi böyle bana bir CD verdi. Dedi evet. Bunları sonra da dinle, karar ver, konuşuruz sonra dedi. Tabii ki ben o CD'de işte dedim ya o an koklayamayabiliyorsun ne kadar iyi müzisyen de olsan, müzik adamı da olsan. Geçmeyebiliyor. Evet, o an geçmedi bana. Veya atıyorum bir tanesi geçti. Neydi o? Emre Altuğ söyledi.
Çifte kavrulmuş. Çok da tatlı parçadır be. Sanki gönlüm boş yere yanmış, gülleri savrulmuş. Bıraktığın acılar öyle böyle değil, çifte kavrulmuş. Öyle bir şarkıydı. Neyse abi, o şarkıda ben biraz geç kaldım, Emre Altuğ'a gitti. Onun dışındaki şarkılar abi... Emre de hiç yememiş, içmemiş, hemen Emre de... Abi onun dışındaki şarkıları da ben koklayamadım demek ki o an. Abi birini Berkay patlattı, ismi söylemeyeceğim. Birini Murat Dalkılıç patlattı, oyda, ismi söyleyeceğim. İki tanesini Mustafa Ceceli patlattı. Ve bunların hepsi senin o CD'de var mıydı bunlar? Abi nasıl koklayamadın? Grip miydin, nezle miydin, ne yaptın olmadı sen? Olmadı abi. Ha? Kısmet. Nasıl kısmet bu ya? Vallahi. Bu böyle kısmet mi olur? Gerçekten. Abi ben sinir oldum şu anda Levent. Evet. Allah vallahi, aşkına. Vallahi. İnsan birini koklar onun ya. Maalesef. Ne dedin? Hiç bunu almaz mı? Hayır, olmaz demedim. Ne dedin? İşte kendim ben de onu değil. Giremedim. Oraya giremedim. Halbuki hepsi gayet... Çakralar kapalıymış. İtmiş. Nasibim de yokmuş abi. Çakralar kapalıymış abi. Onları kısmetiymiş ya. Evet. Onlar hemen pirana gibi gitip hemen Soner'den almışlar hemen hızlıca da. Hiç insan iki gün vakit bırakır yok. Ama Murat'ın da mesela çıkış şarkısı çok iyi değil miydi Kasaba? Hakan, o da Soner'in şarkısıydı ilk çıkış tabii, şarkısı. Tabii tabii. Benden ne kadar... Al her şeyin yanına yüreğim... O muydu parça? O değil, o değil. Tamam. O çoktan... Slow muydu, pop muydu? O çıkmıştı. İki tane medium şarkılardı. Medium. Bir tane şeydi. Nasıl oluyor? Mustafa söylemişti. Gidişini ben anca hazmettim. Aa evet. Öyle bir şarkı vardı ya. Evet evet evet, çok da tatlı. Bir şeydi, beni sevemedin ya. O sana... Evet, o işte tam Murat Boz'du evet, zaten. Oraya gitti. Bir de düet yaptı onlar biliyorsun. Evet. İkisi sarıldılar, sarılamadılar klipte Soner'le. Evet, o şarkılar olmadı. Vardı. Mesela iki erkek niye o şarkıda düet yaptı? Ben hep bunu yıllarca sorarım. Benim belimi saramadın ya, ben seni öpemedim ya. Garip oldu evet. Bir gariplik var. Dur bak. Ama şarkıda patladı mı? patladı. Geçmiş olsun. Evet, hayırlısı olsun tabii yani. Ürün yerine geçti yani. Ürün peki yerini düet çalışmalara nasıl bakıyorsun? Tam da bir düetin var. İlk çıkış şarkım. Duvaksız zaten Gelin. Duvaksız Gelin yine Söz Müzik'ten taşlı evet. Şarkısıydı. Tabii ben Ankara'dan yeni geldiğimde arkadaşlarım benim için hep sağ olsunlar hep bir şey yapmaya çalıştılar. Tam da bu şarkıyı verdikten sonra bak bir bölümünde beraber söyleyelim. Senin için de hani bir merhaba daha kolaylaşır dedi. Gerçekten yani sonuçta bu güzel oldu benim için. Çok da güzel parçaydı. Böyle evet, nakarattan böyle bir minik... Olma olma sen de giden olma. Kimlere bina ettim inanamazsın. Haksız durma oynama hiç kaderle. Kader diyemezsin bu sen olamazsın. Ya. Öyle bir şarkıydı. Klipte Öykü Çelik oynadı. Evet Öykü Çelik oynadı klipte evet hatırlıyorum. O da mesela benim esasında soyadımı hep arkadaşlarım şey ya sen Levent Dörtler değilsin sen Levent Dört Ayaksın falan derler böyle. Hep böyle son dakikada çok güzel şeyler beni bulur. Öykü de o zaman o Melon 24 zamanları beni çok sık dinlemeye gelirdi arkadaşlarıyla falan. Kemal Başbuğ ile klip çekiyoruz. Melon 24'te o klip çekildi bu arada. Hmm, bir de mekan. Tan'la beraber ya. Performans klibi. Ya dedi esasında bir tane de böyle bir modelimiz olsaydı bu klipte dedi. Çok iyi olur dedi. Klip günü. Hadi canım set kuruldu artık set, yani set. O oradasın. Öykü aradım ya dedim böyle bir durum var. Buralarda mısın? Gelir misin? Hani aa gelirim Levent'ciğim ne olacak dedi. Aa, sağ olsun ya. Geçerken uğradı yani çat bayağı. Çat diye geçerken uğradı ve klipte oldu ya. Abi sen gerçekten dört ayaksın. Evet. Şahane yani maşallah. Set hani, kuruldu ya düşünsene gün içi. Bu bozulmasın bu büyü de yani gayet maşallah. Güzel gidiyor ya maşallah. Güzel gitti yani ben hep bana soruyorlar daha iyi yerlerde. Evet daha iyi yerlerde olunabilirdi. Bu tartışmaya açık bir konu ama olduğum her zaman en iyisi vardır bu arada olduğum yani. Olduğum yerden de mutlu bir adamım. Tabii neden ki. Dersen yürüyen bir yolculuk var hala. E tabii müzik ki. Yolculuğum bitmedi yürüyor. Ki. Çok güzel dostlar edindim. Senden bir şey bekleyen kitlen hala hazırda var zaten. Var yani dedim ya abi. Çok önemli bir şey. Para bir şekilde kazanılıyor. O kadar basit. Ama benim için dost biriktirmek, yani bu laf olsun diye söylenen bir laf ama benim için gerçekten laf değil. Dost biriktirmek çok önemli bir şey. Bunu hayatında birebir yaşamış bir adamsın yani. Evet dostlar. Ya bu dediğim şeylerin hepsi dostlarımla tabii, olan tabii. Bir şey. Yani Murat Dalkılıç olsun, Soner Sarıkabadayı olsun bunlar hep iyi dostlar. Ya düşünün Murat'ın iki tane şarkısı Murat var. Ya, biri Lüzumsuz Savaş'tı. Bir de benim şeyimde, albümde olan bir şarkıydı yani. Lüzumsuz Savaş ya nasıl bir parçadır arkadaş? İki şarkısı vardı, birisini bana verdi. Hoşça kal, albümün adı. Vay arkadaş ya, şahane bir şey işte yani. Bu dostluk. Fettah öyle, en son Fettah'ın
Cansu ile beraber yazdığı bir şarkı vardı. Gece ateşim, gündüz güneşim, taptığım ilk aşksın. Gözleri yeşim, sen ilk eşim, sen en çok aşksın. Aynen öyle. Mesela 2014'te ben ilk seslendirdim. Aradan 4-5 yıl geçti. Fettah çıkış yaptı aynı şarkıyla. Yani adam için değer, yani kıyıda köşede bir şarkıyı da vermedi bana. Bu şarkının bizde ayrı beraber bir yeri var ayrıca. İşte sevgilim Yeşim'in adı geçtiği için o şarkıyı çok sever. Aynen o. Yani çok sever. Hani dışarıdan belki şey diyor ya, ne olacak, Fettah da sana bir tane şarkısını vermiş Cansu ile beraber yapıp. Öyle bir şey olabilir ama mi? Ama adam da onunla, yani ne kadar değerli ki bana verdiği şarkı. Çıkış 4-5 sene sonra kendi de aynı şarkıda bir daha öyle albüm çıkarttı. Yani alelade bir şey ama buna yani der gitsin Cansu'da olmamış Fettah aslında o yani. Çok iyi besteciler, çok iyi, evet, yorumcular, çok iyi insanlar, çok iyi dostlarım. Ne güzel arkadaşlar. Ve beni arayıp var. Yani sağ olsun Cansu'nun dün gibi hatırlıyorum. Levo bir şarkımız var vallahi senin sesinden tınlayıp deyip evlerine gittiğim anı hatırlıyorum yani. Nerede oturuyorlar şeyler? Giderken sağda. Fettahlar. Bak bayağı gidip böyle dinleyesim var. Peki bu düet çalışmalar sence abi avantaj mı oluyor, dezavantaj mı oluyor? Benim yani için avantaj oldu ama. Hı. Bugün yapsan? Bugün artık çok düet işine girmeyebilirim, abi. Ya da yapsan kimle yaparsın? Mesela Tan'la iyi bir parçada yine tek bir düet yapar mısın? Şimdi Tan'la yapmam neden dersen, istemediğim için. Hı-hı. Çok isterim. Hı-hı. Ama artık insanlar zaten Tan'la çok iyi bir dost olduğumuz için ya Levent artık bırak şu Tan'ın yakasını modeli olmasınlar, bıkmasınlar o işten. Hı, anladım. Zaten aynı. Üç tane şarkı aldım adamdan. Bir tanesini düet yaptık. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, yani sürekli Tan'dan besleneceğim. Beslenmek zorundaymışım gibi hissetmesinler. Evet, çok tantana yoksa çıkar. Tabii ki Tan benimle bir şarkı söylesin. Kim istemez abi, adam şu an benim için, arkadaşım diye söylemiyorum. Evet. Türkiye'deki en iyi beş erkek sesinden bir tanesi Tan bence. Şu arkadaştan, diğer dördünü sorma. Şu arkadaşın bir konserinden iki bilet bize önden bir rezervasyon açtırsan abi, da ben bir gitsek yani. Bulamıyoruz adama. Çünkü yok. Çünkü hep son koca yaz geçti, kış geçti. Tan'a iki kişilik bilet bulamıyoruz sevgili izleyenler. Ne açılıyor kadar, bakıyoruz kapalı. Açılıyor bak, kafayı yedik. Ne kadar güzelsiniz. Bir Şener Şen'in Zengin Mutfağı oyununa. Nasıl? Bulamıyoruz ki. İlanı görüyorum, giriyorum full. Tan'ı görüyoruz, giriyoruz full arkadaş. Maşallah, Allah daha çok versin. Yani maşallah versin. Gerçekten de maşallah da versin. En iyi aşk şarkın hangisidir sence? Gel alanlarını benden. Değil mi abi? İşte gel alanlarını anlat. Ya başka bir şey o ya. Hatta böyle bir... Ayrıl ayrılı da çok güzel ama. Yani bir dinlesek mi hatta acaba? Hemen. Bir gel al anılarını benden mi yapalım yoksa son kez mi yapalım? Son kez yapalım. Finali gel abi. Finali gel anılarını. Evet. En bence taze şarkımızı yapalım. Son şimdi kez yeni parça. Son şarkı ve ilk kez hem Milyon TV'de hem Gong'da bizlerle sevgili Levent Dörtler'in son çalışması. Yani uzun sürenin sonunda nihayet sevgili Abdullah'ın baskıları üzerine bugün dinleyebildiğimiz çalışma son kez geldi. Bana yine yollar, bana yine zorlar mı var? Sende hep yasaklar, sence hep daha mı kolay? Ayrılık olur mu olmaz, yüreğim yanar dayanmaz. Lütfen aramızda kalsın, duysa kimse inanmaz. Ağlayarak bakmadım gözyaşlarıma. Bilseydim kalbin nasıl taş olduğunu, İnanmazdım yalanlarına. Son kez dinledim şarkımızı ağlayarak bakmadım yaşlarıma.
aramızda kalsın. Duysa kimse inanmaz. Son kez dinledim şarkımızı ağlayarak. Bakmadım gözyaşlarıma. Bilseydim kalbinin nasıl taş olduğunu, İnanmazdım yalanlarına. Son kez dinledim şarkımızı ağlayarak. Bakmadım gözyaşlarıma. Bilseydim kalbinin nasıl taş olduğunu, İnanmazdım yalanlarına. Son kez, ilk kez Gong'daydı. Evet. Ağzına sağlık abi, yüreğine sağlık. Teşekkür ya. Ederim. Bu yine arada böyle şarkımızın aranjörüne de Ari Gemci'ye de çok teşekkür ediyorum. Kim? Ari Gemci. Ari Gemci. Evet. Güzel. O da çok iyi bir müzik adamı. Çok güzel bir iş çıkarttı sağ olsun. Valla çok tatlı bir parça olmuş böyle. Biraz da sistem var parçada. Hatta sistem biraz değil, full sistem üzerine zaten. Aynen öyle. Hiç oldu mu öyle kalbinin taşı olduğunu sonradan anladığın biri? Olmuştur mutlaka. He? Olmuştur. Aşk adamısın sen bayağı da maşallah. Abi niye abi o kadar zorluyoruz? Zorlamıyorum ya. Yani böyle bir geçmişte de maşallah boş yokmuş. Yok be abi ya ben yok çok abi sakin abi. Sessiz. Gitarım ve ben. O kadar mı? Müziği aşığım. Tamam. İnanıyorum şu an sana Levent abi. Yersen. Uzay yeri. Yedim tamam. Gargara yapıyorum şu an için. Tamam işte böyle arkadaşlar. Bir süre sonra her şeyi konuşamıyor insan. Estağfurullah şey konuşuruz. Yani şaka yapıyoruz canım. İşin geyiği. Abi vallahi yolu açık olsun. Çok tatlı bir parça. Buna evin baş köşesine koyacağım ya. Çok güzelmiş ya. Tatlı tatlı. Ve çok orijinal bir fikir. Misafirlere bunu hediye etmen. Ha bayağı hediye diyorsun. Ha hediye değil miydi bu? Bayağı hediye her gelen alıyor. Ben arkadaşlar bunu da maaşımdan kessin. Tamam. Ama yani bu çok orijinal bir şey ya orijinal bu. Orijinal bir şey işte hediye etme fikri hiç aklımıza mı gelmedi? Ama bu değil o da ya gitti arkadaşlar. Giden kaçıncı gong? Abdullah şunu unutmayalım giderken. Haftaya gonglayamayacağız artık yani. Ben evden kapı zili getireceğim artık böyle gong o olsun. Ay oraya yapışan bir şey olsun ona. Ya hiç kalkmasın artık abi orduna. Yoksa veririm. Gelen alıyor, giden alıyor, gelen alıyor. Bunlara çalışıyorum. Kredi çektim geçen ay. Vay. Vereyim ya geri. Abi parçanın yolu açık olsun. Sağ ol. Çok teşekkür. İnşallah uğurlu gelirsin. Şarkıyla ilgili ilk programımız gong. Tamam çok da şey yapma da üzerime vebal bindirme. İnşallah öyle uğurlu abi, gelirsin. Bak kötü giderse senden beri falan diye kötü böyle. Kötü giderse de iyi giderse de yok, sen de artık. Yok yok güzel gidecek hayırlısıyla. Yani kalbimiz güzel, temennimiz güzel. İnşallah. Ve seni burada ağırlamayı çok istedim. O yüzden de gerçekten iyi ki geldin, iyi ki bizimle. Gerçekten ben de mutlu oldum ama enerjin çok güzel çünkü. Valla eksik olma. Yani sohbetin aktığı, müziğin konuşulduğu bir yer tam bana göre bir yer. Şahane. Onun için sen ben de tam bana göre konuksun abi. Teşekkür ederim beni ağırladığın için. Esnafla biz davetimizi bitiyor mu yoksa program? Ne kadarımız kaldı? Yok yok biraz daha var buralardayız. Şimdi biz seni biraz daha yakından tanıyacağız sadece o kadar. Peki bir şey daha soracağım abi. Bu son günlerde böyle başkasından dinlemiş olduğun ama senin böyle bir iç geçirdiğin lan bu bende de olurdu sanki falan dediğin bir şarkı var mı? Düşünüyorum son günlerde. Aa Ersay'ın şarkısı çok güzel. Tatlı değil mi? Olsun muydu neydi? Duysun. Duysun. Bak çok olsun güzel. Duysun. Ya Ersay'da da bir matematik var. Onda da çok güzel anılarımız var. Var mı anılar? Evet. Ne güzel arkadaşların var abi maşallah. Yıl 2001 ya da 2002. Bak şimdi flash bir. Erdek'teyiz. Beraber çalıyoruz, söylüyoruz. İşte kardeşim var, işte bir arkadaşımız daha var. Ersay var klavyede. Gecede birkaç tane şarkı söylüyor. Ersay inliyor her yer, süper oluyor. İşte ben sahne performansı. Tabii ya biz de Erdek'te olduğumuz için mekan sahibi bir ev tutmuş. Evdeyiz. Artık şeyden de bıkmışız hani her gün hazır yemek. Sabah git hamburger, öğlen gözleme, akşam İskender yemekten bıkmışız. Ersay isyan ediyor. Yeter artık abi falan ben bu akşam kızartma yiyeceğim. Kendime evde kızartma yapacağım dedi. Vay ne çılgınlık ya abi, sakin olun. Olur dedim ya süper yap kızartmayı yiyoruz dedim. Bir telefon çaldı abi yandım. Ne yaptı? Tavadaki bütün kızgın yağ daha ilk denemede belden aşağı yanıyor Ersay'ın. Eyvah! Gidiyoruz hastaneye hemen pansumanlar işte ikinci derece yanıklar bir şeyler. Ya inanılmaz ama akşam da sahne var. Allah! Ersay sağ olsun sahneye yine de çıktı. Nasıl? Şortla. Şortla yana yakıla. Zaten yaz böyle
Ama altta düşünsen şort var. Mayo yani hatta. Eyvah daha tril tril olsun diye mayo ile çıktı sahneye. Tabii tene değmesin diye falan böyle. Evet abi çok 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 iyi bir müzisyen. Evet iyi bir müzisyen. Çok gerçekten iyi bir besteci. Iyi bir çok iyi bir müzik adamı. Onun Duysun için sana olur muydu peki? Olabilir. O tarz şarkılar evet bana da olabilir. Ersay çok kendince bir yorumu var ya onun böyle var. Bazen konuşur gibi söylüyor mesela. Var. Böyle bir anlatır gibi söylüyor o böyle. Esasında işte o... Duygusu yani, sende daha çok geçebilirdi bu şarkının bence. Ersay da çok iyi bir yorumcu. Yani onun daha doğrusu şimdi mesela saysam hangi şarkılar bak, onun diye. Evet. O, uçsuz bucaksız. Efsane. Uçsuz bucaksız. Efsane abi. Ama şunu diyorum. Şimdi Ersay Ünler'in söyleme tarzı yani dinleyici olarak bunu söylüyorum. Bazen böyle anlatır gibi söylüyor. Mesela sen şarkı, yaşayıp duyguyu ama şarkı öyle geçti. Tarafsın. Mesela Ersay'ın kendine yaptığı şarkılarda başı daha böyle dediğin gibi konuşuyor evet. gibi ama nakarat geldiğinde o, de çok çok iyi bir yorum var abi orada. Gidiyor yani oradan gerçekten çok iyi bir gidiyor. Yorum var ve o yorumu yapmak da zor. Şimdi deneyeceklerdir eminim böyle müzisyen arkadaşlarım ellerine gitar alıp duysun falan diye. Tarz değişecek ama o şarkı. Zor bir şarkı. Ersay deyince o Demet Akalın'a vermiş olduğu yılan. Neler var? O yılan var ya o yılan. Beni benden alıyor o yılan. Ebru Gündeş'te söyleyinler. Tabii söyleyinler, Kızıl Maviler. Neler, yani bunlar neler efsane ya. Parçalar tabii ki de. O yılan, arkadaş. O yılanın başını ezeceksin. Ezeceksin küçükken. Peki sevgili izleyenler Gong'ta Levent Dörter gelmişken ben diyorum ki biraz daha yakından tanıyalım. Daha ne kadar yakınlaşacaksın yani, abi? Biraz daha bir deşeceğiz abi. Öyle hemen şey değil yani. Ben merak edilen herkesin merak etmiş olduğu çok zor sorular soracağım sana mesela şu anda Levent abi. Hayatını hiç bu kadar zorlandığını görmemiş olabilirsin. Yapma oğlum. Evet. Bayağı zor sorular geliyor. Hazır mısın buna? Hazırım. Şaka yapıyorum ya takılıyorum. Abi şöhretin ilk tanınma duygusunu nerede nasıl yaşadın? İlk tanınma duygusunu. Bolu'da. Şeyde. Kayarken. Hayır. Dinlenme testleri var. Tam Bolu'da AVM aynı zamanda. Girer girmez bir tam karşıda çiğ köfteci var. O outlet'te benim bu ne? Bu dediğim 2011 yine. Evet. Tabii kendi şarkılarımı o zamana kadar yapmadığım için hani bilinen birisi değilim ama artık o Tan'la olan klip dönüyor. Ve ister istemez bir yüz aşinalığı falan başlamaya başlamıştı o dönemler. Abi girdik. Canımız da çiğ köfte çekiyor bir arkadaş, orkestradan bir arkadaşımla. Şimdi abi çiğ köfteyi yapan adam sıra var. Benim önümde iki kişi daha var. Çiğ köfte yürüyor ama böyle bakıyor bak. Abi dedim girecek herhalde birine benzetti. Gözü bir yerde ısırıyor. Çünkü benim onun da beni tanıma olasılığı yok diye kafamda kurguluyorum. Çiğ köftecinin bana o bakışı da acayip sert geldi. Yürüyor bakıyor falan. Sıra bana geldi. Abi dedi sen bizim Tan abiyle şarkı söyleyen abi misin? Tan abiyle. Oh dedim ya. Girmiyor bana. Sıkıntı vurmayacak. İlk orada böyle dedim ki abi çiğ köfteci bile yavaş yavaş bizi tanımaya simamızı başladı. Tanımaya başladı. O yoğunlukta adam seni seçip kanalize olup evet, tanımış abi. Yani gerçekten. Ve çok ilginç yerlerde ilginç insanlar çıkıyor abi müzik dinleyicisi. Hiç ummadığın yerlerde. Yani hiç düşünmezdim Diyarbakır'daki bir kalaycının beni tanıyacağını mesela. Vay güzel bir şey acayip bu mesela. Yani, evet yani. Müzik öyle bir yer. Kırsal kesim Anadolu abi, Manadolu öyle demeden. Öyle bir yer bir şey ki müzik her yere ulaşıyorsun. Gerçekten öyle ama. Yani bu çok mutlu edici bir şey. Abi en sevdiğin yemek? Köfte patates pilav. Köfte patates pilav güzel üçleme. Ketçap mayonez alır mısın yanına? Olabilir cacık olursa cacık, da sevinirim. Olur yaparız onu sipariş arkadaşlar. En rahat ettiğin yer neresidir? Bu evin olabilir, ofisin olabilir, bir köşe olabilir, yatak olur, evimdeki yorgan olur. Evimdeki köşe koltuk, L koltuğun köşesi. Hı-hı. Orayı seviyorum. Siyah koltuğu diyorsun. Gri. Gri böyle siyah tonlarını, siyah yakın. Evet. Çünkü sen pandemideyken cam kenarından bir röportaj yapıldı seninle. Evet abi. Evin bütün dizaynını gördük biz. O işte gri koltuk. Evet. Ha, o gri yani koltuk böyle geniş geniş de maşallah. Evet güzel. Yayılmacalı. İlk fırsatta ne yapmayı istersin? Amerika'ya gitmek istiyorum. Çünkü ben böyle seyahat etmeyi çok seviyorum. Amerika vizesi aldım. Pandemi oldu. Bir türlü hani oraya gitme hevesim gitmiyor içimden. Şimdi bu Ramazan'da gitmeyi planlıyordum. Yine gidemeyeceğim. Daha önce tecrübe ettin mi Amerika'yı? İşte gidemediğim için hiç. Gitmek istiyorum yani. Anladım. Git ya güzel. Amerika güzel yer. Çok istiyorum. Güzel yer. Şöyle Miami, Las Vegas. Çok güzel oralar. Suyu güzel. Biz de gideriz. Girince alışıyoruz. Bir gün biz de gideriz. Oralar çok güzel yerler çünkü. Biz de biraz para kazanalım biz de abi gidelim. Abi kesin gidersin. Bir şey yok ya. Nasıl? Senin gitmeme olasılığın yok. Niye gitmiyorsun? Ya işte kazanalım biraz.
Abi parayla hiç alakası yok. Millerle. Otostop mu çekeyim ne yapayım? Millerle. Millerle diyorsun. Ha, okey. Orada bir de apart. Geceli 30 dolar. Vallahi mı diyorsun? Tabii abi ya. Bir de oradan ben böyle bir manitacılık olayına girersem. Aşkım ama Amerika için şu an bizim ayrısın. İçin diyor. Bizim bize için. İçin. Bizim için, ikimiz için. Allah seni nasıl biliyor söyle olsun. Hani Amerika için değmez mi? Neyse. Para mı yoksa daha çok şöhret mi? Şöhret olunca para geliyor zaten. Şöhret olur o zaman değil mi isteğimiz? Tabii. Çok doğru. En sık kullandığın pembe yalan nedir çevrende? O bende. Ya o iş, o iş bende. Ha o iş bende doğru. Abla ne diyorsun? O iş bende. O iş bende tamam okeydir o. Peki en çok ne yaparken utanırsın? Bismillah mı? Niye ya? İnsan utanacağı şeyi yapmamalı bence. En çok ne yaparken utanırım. En çok ne yaparken? Utanmam ya ben çok. Aa, ne utanmaz? Utangaç bir adam değilim. Değilsin. Yani. Evet. Evet. Levent Dörter utanmaz çıktı arkadaşlar. Yaz alt yazı yaz. Levent Dörter şok, utanmaz şok, çıktı şok diye. Abi hayattaki iyi ki dediğin üç şey. İlk iyi ki dediğin. İyi ki dediğin üç şey. Müzik. Evet. Aile. Evet. Ve hayvanlar. Şahanesin. Hayattaki en büyük pişmanlığın. Bir pişman oldun bir nokta en azından. Pişmanlık değil de kaybettiğiniz yakınları daha çok keşke zaman ayırsaydım dediğiniz pişmanlıklar oluyor hayatta. Evet. Keşke yani pişman değilim ama keşke işte oldum birazcık daha. O da pişmanlık değil ya o da yani hayatın sana... Çok pişman olduğum şeyler yapmadım abi. Tamam harika ya. Şahane çok güzel. En çok aldığın iltifat ne? Bunu açıkla bize. Abi o çok kötü bir şey. Ne? Yani çok yakışıklı değilsin ama çok sempatik bir çocuksun. Hay Allah bu da nasıl bir şey değil mi böyle? Çok ya, içime sokasın var seni. Allah Allah niye yakışıklı değilim ya? Sempatiden mi yürüyorlar hep böyle? Evet abi ben biraz şeytan tüyü vardır bende. Abi tamam da cool ve yakışıklı bir adamsın şu an gayet de böyle yapılı mapılı falan böyle yakışıklı bir yapılı adamsın ya. Yok ya vallahi yakışmış ya. Abi birazcık bu pandemi. Ha, iyi duruyorsun vallahi çok, iyi duruyorsun. Çok yedik ya. Arkadaşlar yakışıklı adam yani. Çok dur ben sana iltifat edeyim ya. Yürü abi oradan yürü. Vallahi yakışıklı adamsın. Teşekkür ederim Aykut'cum. Sen de çok bitti çok abi yakışıklısın. Çok teşekkür ediyorum. Allah sahibine başlasın. Amin tabii orada zaten bırakmıyor. Orada o koltukta oturuyor biliyorsun. Amerika'ya da göndermiyor. Hiçbir şey tuvalete yapmıyor. İzin alırsak gideceğiz. Tamam, beraber şey gitmiyorsun. Beraber, evet, tamam, oraya. O, bekliyor kapıda. Böyle. Düştü mü aşkım? Hayat abi değişmeyen üç kuralın. Değişmeyen üç kuralım. Ya değişti onlar ya deyip. Yok. Dün değişti onlar. Ben Başak Burcu'yum. Çok evet titizimdir. Kesin. Babamdan biliyorum. Ve tabii ki işteki mükemmeliyetçiliğim tekrar. Evet. Ve saygı, sevgi, dostluk bunlar benim kurallarım abi. Şahane abi. Güzel. İlişkideki romantizm seviyen karşı 10 tarafı... 10 üzerinden 7. Heh, 10 üzerinden 7 mi? O zaman bayağı romantiksin abi. 7 tamam, abi o 10 üzerinden onlar var ya. Helikopterle çiçekler yağıyor oradan fıskiyeler. 10 üzerinden 1'ler var. 1'ler. Bu da iyiymiş. 10 üzerinden 1. Kaç hayatım 10 üzerinden ben? Zero. Sıfırmışım. Yönetmen arkadan sıfır yönetmen diyor bile o, sıfır da diye var. O zaten beni bir kaşık suda boğacak bulsa sanırım o var ya o. O felaket. Abi paranı en çok neye harcarsın? Yemek. Yemek. Benzin şu sıralar. Benzin mesela değil mi? Şu ona sıralar benzin. Evet kredi depo, çekip benzin alacağız depo, yakında. Depo 1,5. Çeyrek altın bırakıyorsun. Şu hop, depoyu sonra fuller bizi. Gittiğinde iki sokak arkası yani maşallah. Hiçbir sürprizi yaparken eline gözüne yüzüne hep bulaştırdın mı? Hep. Ben sürpriz yapamayan bir adamım. Ne yapıyorsun da bulaşıyorsun? İlişkilerimde de hep ondan şikayetçilerdir. Hmm. Abi bir şey olur yetiştiremem arkadaşıma derim ki ya işte ben pasta alamadım benim için bir yere uğrayıp pasta alıp getirir misin derim. Pasta şu kadar ve şöyle yamtirik gelir. Ah kıyamam. O hayatımdaki kadının da o gün özel bir günü pastayı ben aldım ve öyle gözüküyor. Rezillik yani sürpriz yapamıyorum abi ben ya. Şahane o da çok güzelmiş. Benim bununla ilgili bir kurgulayamıyorum daha doğrusu. Şimdi benim böyle eskiden çalıştığım, beyaz yakalıydım ben eskiden, devlet memuruydum. Böyle çalıştığımız bir alan vardı. Bir masada 4 kişi çalışıyorduk böyle, 4'e bölmüşler, yonca masa. 4'ümüzde bir MSN grubu vardı, Messenger vardı eskiden o zaman. Eskiden MSN vardı tabii, ya. Tabii, o 4'ümüzde de Messenger'ımız hep açık, 4 pencereden konuşurduk böyle. Zeynep vardı, Yasemin vardı. O günde Zeynep'in doğum günü ve kıza karşıda Kordon'da, İzmir'de, Kordon'da kafede doğum günü yapacağız. İzmirli misin? İzmirliyim. İzmir'de, ailem de orada hatta selamlar. İzmir'e çok selam. Ben de çok seviyorum. Bana sorsalar nerede yaşamak istersin? İzmir. İzmir derdim.
Baba orada kıza Alsancak'ta mekanımız sürpriz yapacağız. Hangisi? Ben işte orada mekanlardan biri ya. Öyle isim vermeyeyim. Şimdi. Lasera mı? Lasera çünkü üstüne çalışıyorduk. Ticaret odası. Ticaret odasında mıydı? Tabii. Ay. Eski memurduk yani. Tamam. Ondan sonra kızı şey yapacağız. Messenger'dan Zeynep bir sürpriz yaptığımızı Yasemin'e yazıyorum. Diyorum ki Yasemin diyorum Zeynep'i sürpriz için diyorum mekana getir ve kızın gözlerini kapattır. Şunu yapacağız bunu yapacağız falan filan. Tamam mı dedim. Bana gelen cevap gerizekalı Zeynep ben. Ben Yasemin'i Zeynep'e yazmışım. Sonra dedim ki ayağının altını öpeyim söyleme çaktırma kimseye. Bütün 50 kişi şu anda sana sürpriz yapmak için çıldırmış durumda beni öldürürler. Sonra kız oraya gitti sallağa yattı falan böyle. Öyle bir anımız var bizim. Aynen. Sonra söyledi. Sonra bana pasta attılar. Böyle bir anımız var bizim. Şimdi, Lasera da bu arada çok güzel bir mekanmış. Evet Lasera eski. Çok tatlı nezih bizim kaliteli mekanmış. Berkay falan hep Lasera'dan çıkmış. Tabii tabii biliyorum. Sedat Düce var benim. İşte çok Soho'dan Berk, şey Murat falan filan. Esas Kuşadası Murat. Ya işte böyle İzmir olunca bak neler ne anılar ne anılar. Şimdi abi tekrardan yabancı şarkılara taktık bu gece. İngilizce şarkı söyleyen bir hanımefendi var. Bence sen de bunu repertuarına alabilirsin. Yine geliyor bir şey. Geliyor tatlı bir şey geliyor. Bu sorulara devam edeceğiz. Bu İngilizce parçayı sen aynı bu şekilde yorumlarsan abi bence bu yazıdan bir vurursun. Yürürüz oradan. O iş bende. Ask my mother what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. Que sera, sera. Features not ours to see. Que será, será. Abi, yalnız bu hanımefendi eskiden popüler birisiydi. Kim? Sevtap. Ha, Sevtap Parman. Parman. Tatlı Türk filmlerinin vazgeçilmeziydi tabii canım kadını, o zamanlar. Tabii. Şu an ne durumda? Bütün erkekler hastaydı, aşıktı. Tabii yani. Çok evet. Selamlarımızı iletiyoruz yakalım. Orada. Sevtap Hanım, severdik. Şarkı nasıl? Key Sera, Sera. Evet, bu akşam bütün meyhanelerin gibi olmuş birazcık. Yani sanat müziğinde bir İngilizce şarkı neden olmasın mesela baba? Ama bir şey söyleyeyim, onu yapma isteği bile bence çok hoş ya. Bunu yapmak istemiş, söylemek istemiş. Bir denemiş değil mi? Yani tabii. En azından yeni bir soluk getirmiş ve bak unutulmaz oldu. Ne kadar keyifli bir bu şey. Bu sıralar ne çok patlıyor böyle şarkılar. Aa, keyif aldık. Şimdi sana Elvis Presley'den şahane bir şarkı dinleteyim mi? Ne geliyor? Hem de kim söyleyecek biliyor musun? Şey söylemeyeyim. Şahane bir Elvis Presley parçasını Türk sanat musikisi icra eden muhteşem çok bir isim söylüyor. Çok merak ediyorum ya. Ver gelsin görelim. Won't wait.
Güzel. Telefonun da adı böyle çok değişik. Şey gibi geldi. Telefonun başında. Telefonun da böyle adı çok değişik antin kuntin kayıtlı bir isim var mı? Şeyler var mesela. Bu kim? Bu kim iki? Onlar var. Evet değil mi? O standart birçok konukta da o gelmiş oldu. Bende açma de çok var. Sakın açma var. Bende de öyle. Kim? Kim bu? Kimdir? Kim ki? Kimdir ki? Kim acaba? Öyle gidiyor. Bir de şeyciler var. Bir ara Bodrum'da araba şeydeydi, servisteydi. Korsan taksiyle gidiyorum her yere. Hı hı. İşte korsan bilmem ne. Korsan Akyarlar. Korsan Yalıkavak. Korsan Gümbet. Kaydetmişim. Son parçam, sorum. Müzik olmasaydı mesleği ne olurdu Levent'in? Matematiği ben seviyorum bu para işlerini. Güzel. Büyük bir ihtimal bankacı falan olabilirdim. Sıkıldım. Tamam. Hangisi olacak sorularımdan? Sana birkaç soru soracağım abi. Ve sen hangisini tercih ediyorsan onu söyleyeceksin. Ve birini tercih etmek zorundasın maalesef. Çünkü kuralı ben koydum. Sıkıntılı bir soru büyük bir ihtimalle. Hayır aşkım. Hayır hiç de değil. Çay mı kahve mi? Kahve. Kahvaltı mı öğle yemeği mi? İkisi de. Kahvaltı mı öğle yemeği mi? Seçiyoruz tamam kahvaltı. Tamam. Acı mı ekşi mi? Acı. Yumuşak mı sert mi? Yumuşacık. Işık mı karanlık mı? Görmeyi seviyorum. Işık. Işık. Otobüs mü uçak mı? Uçak. Uçak gördük az önce zaten. Günümüzde sıradan bir insan olmak mı? Yoksa 1000 yıl öncesinde yaşayıp bir imparator olmak mı? Öyle tabii ki. Bin yıl önce yaşayıp imparator olmak isterdim. Öyle mi diyorsun? Tabii abi düşünsene aşağı aşağıyı. Tabii ama kimdin mesela imparator neydin? Kimdin mesela? Fatih Sultan Mehmet düşünsene. Hmm, diyorsun değil mi? Olabilir. Kötü çok de olabilirdin iyiymiş. Ama. Kötü de anlayabilirdin. Bak tehlikeli bir şey. Tamam imparator olmak istiyorsun. Ölümsüz olmayı mı tercih edersin yoksa 9 canlı olmayı mı? Ölümsüzlük güzel bir şey tabii abi. 9 canlı bitecek sonuçta. Hani ne bileyim hani. Biten bir şey. Yani yaşamak bir yerde sıkar hani 9 en azından süreyi uzatır, tadı çıkar falan. Ölümsüz olayım. Ölümsüz olayım diyorsun. Yazalım arkadaşlar Levent Dörter kazık çakacak. Piyango kazanmak mı? Şarkılarının dünyaca dinlenmesi mi? Zaten piyangodan beter oluyorsun merak etme şarkı. Şarkılar dünya çapında yürüdüğün zaman. Abi. Neler oluyor o zaman? Abi hayatını geri sarma düğmesi mi istersin? Yoksa ileri sarma düğmesi mi istersin hayatını? Geri. Geri mi? Tabii. Neden? Daha çabuk bitecek ileriye sardıkça zaman daralacak. Ama geriye aldın mı hem yaptığın hatalar varsa, düzeltmek istediğin yerler varsa. O Soner'den mesela gelen CD'deki hepsini kapar. Beni sevemediğin yer diye çıkarmış önüme. 5 şarkıyı da alırmışız oradan diye. Geçmişe gidip ilk soyunu sopunu görmek mi? Yoksa geleceğe gidip torunu tombalığa görmek mi? Torunu tombalığa göreceğim işte. Yine aynı yakın soruları aslında. Geçmişe gidip ecdatlarımı görmek isterdim. Hay bu ecdat merakı. Hayvanlarla konuşmak mı? Bebeklerle konuşmak mı? Ay çok zor bir soru ya. Dedim ya bebekleri de çok seviyorum ama hayvanlarla konuşmayı seçeceğim. Değil mi? Çünkü bebek 6 ay sonra konuşacak zaten. Evet. Anlatır derdini. Görücü usulü evlenmek mi? Yoksa çok sevdiğin insanla hiç evlenememek mi? Çok sevdiğim insanla hiç evlenmeye gerek yok. Ne o evlenirse başkasıyla sen evlenmiyorsun. Hadi bakalım. Yok ya onun bir yolunu buluruz. Ha diyorsun. Her türlü onu bozarım o işi. Vallahi mi diyorsun? İlişkide kimin sözü geçiyor? Ben yumruğu koydum masaya her türlü. Tamam sevgilim deyip geçiyorsun. Mecbur. Tamam sevgilim. Öyle mi? Sen ne dersen. Güzel. Tüm paranı kaybetmeyi mi yoksa tüm anılarının silinmesini mi tercih edersin? Tüm param kaybolsun, anılar gitmesin ya. Değil mi? Sonra parayı gel, al anılarını benden diye. Evet, tamam. Güzel. Yürüme hızında uçmak mı, araba hızında koşmak mı? Oğlum ne güzel soruymuş bu be. Evet. Yürüme hızında uçmayı isterdim biliyor musun? Öyle de geç gidersin. Havalandığını düşünsen ama. Evet, yürüyorsun. Gittin. Bu sefer de geç varacaksın. Beklesinler. Doğru, acelesi. Şu an. Maslak'tayım derim. Ne zaman şu an Maslak'tayım. Geliyorum Seyran Tepe'ye sonra 2 Ne zaman ciddi konuşma yapsan gülmeyi mi yoksa çok eğlenceli yerlerde sürekli ağlamayı mı? Gülmeyi.
Yani ne zaman ciddi konuşma yapacak olsan güleceksin, öyle mi mesela? Bir cenazede geleyim abi. Konuşma yapacaksın, güleceksin. Kalkır. Nasıl da gitti bu ya? Falan rahmetli de. Arabada çarpmış, ters dönmüş. Uçmak mı, görünmez olmak mı? Görünmez olmak. Nereye gideceksin? Her yere, her dileğe girerim. Tamam. Zaten onu aldık, evet. Evet, Levent Dörtel'le tehlikeli saatler devam ediyor. Şahane. Peki Levent Dörtel'le bir oyun oynuyoruz çünkü programın sonuna doğru geldik. En hızlı oyunu oynayacağız. Levent abi. Bunu alıyor muyum elime? Ona hiç gerek yok. Şu anda sana bir harf vereceğim ve vermiş olduğum harfle beraber de sormuş olduğum soruları o harfle beraber cevap vereceksin. Baş harfi olacak o. Evet, yani A harfi verdim. Adın ne? Ahmet. Soyadın ne? Aydın. Nerelisin? Ankara. Okey. Müthiş. Vermiş olduğun cevabı ikinci asla veremiyorsun ve çok hızlı oynamak zorundayız. Seni biraz daha yakından tanımak istiyorum. Hoş geldin. Harfin K. Adın? Kemal. Soyadın? Kamil. Kemal Kamil. Nerelisin? Kastamonu. Kastamonu'da ne iş yapıyorsun? Kahvehane işletiyorum. Aa, güzel. Kahvehanenin adı ne? Kahveci. Kahveci. Kimler geliyor bu kahvehaneye? Kârhaneciler. Güzel. Kar hanesinden. İnsanlar. Kâr. Çok güzel. Peki şu anda neredesin? Hep K mi? K. Tabii hep K. Kodum. Koltuğun yanındayım. Koltuk. Ha, kodumun. Koyduğumuz koltuğun yanındasın. Evet. Koyduğumuz koltuğun yanında şu anda. Kemal Kamil. Koyduğumuz koltuğun yanındasın. Koyduk evet. Buraya çünkü bunu bir. Yanında kim var? Koyduğumuz koltuğun. Kader abi. Kader. Ne? Kader abi. Ha, Kader abi var. Çok güzel. Elinde ne var peki şu an? Ne tutuyorsun elinde? Kotum. Kotun. Kotunu tutuyorsun kotum. Elinde. Peki Kader abiyle koyduğumuz koltukta, ayağında kotla ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz koltukta koyduğumuzda? Koyduğumuz koltuğa. Kaf çeviriyoruz. Kaf çeviriyorsunuz. Çok güzel. Peki çocukluk hayalin neydi? K ile mi yine? Tabii K. Çocukluk hayalin. Çok, bu basit bir şeydir. Hepimiz biliyoruz. Kestane ağacına çıkmak. Kestane ağacına çıkmak. Çıktın mı? Çıktım. Kestaneyi? Çıktık. Kestim. Kestaneyi kestik. Tamam, çok güzel. Ve en sevdiğin yemek? Kabak. Kabak. Aa, çok güzel. Peki evde tek kalınca ilk ne yaparsın? Evde. Tek kalınca ilk hemen, aman tek kaldın, hemen de şunu yapayım dedin. Ne yapıyorsun? K, kitap evet. Okurum. Kitap okursun. Şahane. Geceleri nerede yatıyorsun? Koltuk. Olmaz. Nerede yatıyorsun? Bu koyduğumuz koltukta çünkü şey oldu ya. Koyduğumuz koltukta olmuyor artık. Başka bir şey mi? Kanepe. Kanepe. Kanepede yatarsın. Çok güzel. Geceleri yatarken üzerine ne giyersin? Ne giyersin? Küvet. Ne giyeyim lan? Küvet mi? Dur. Ne giyersin? Bir şey giy ya. Abi. Bir şey giy. Renkli bir şey giy. Olabiliyor mu öyle? Tabii. Kırmızı pijama. Kırmızı pijama giydin. Tamam, şahane. Peki karşı cinsin ne yaparak tavlarsın? Kadeh kaldırarak. Kadeh kaldırarak. Bravo. Abi ne zormuş ya K. Bunu bilerek yaptınız. A demedim. Alkışlar hemen dört tane. Çok güzel, çok keyifli. Evet, bakıyorum bu arada da programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Müthiş geçti ya. Güzel miydi abi? Hiç anlamadım abi. Vallahi mi? Keyif aldıysan ne mutlu bize. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Şahanesin. İyi ki geldin abi. İyi ki bizimleydin. İyi ki davetimizi. Ben de iyi ki gelmişim. Kabul ettin. Son kez önünü çok açık olsun. İnşallah. Hep açık olsun. Her zaman yolun ışıklarla olsun abi. Bir dolu şarkımız olsun daha söyleyecek. Birçok şarkın olsun ve biz seni birçok kere de gongta ağırlamış olalım. Seve seve koşarak geleceğim. Çok sağ olasın. Seni seviyoruz. Sevgili izleyenler, bu gece konuğumuz şahane adam Levent Dörter'di. Tüm zilleri onun için çaldı gongta. Haftaya tekrar çarşamba gecesi aynı saatte Milyon TV'de buluşana kadar kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Gel al anılarını benden alkışlarla. O iş bende. Gittiğin günden beri nefretim kabardı yüreğimde gizlice. Taşıyamam bu hıncı söylemeden sessizce. Vurma
alayım her şeyi, yüzüne tüm gücümle. Taşıyamam bu hıncı söylemeden sessizce. Vurmalıyım her şeyi, yüzüne tüm gücümle. Şimdi gel al anılarını benden, durdukça acı gidiyor. Gel al resimlerini benden, gördükçe içim eriyor. Gel al anılarını benden, durdukça acı gidiyor. Gel al resimlerini benden, gördükçe içim eriyor. Gittiğin günden beri nefretim kabardı yüreğimde gizlice. Taşıyamam bu hıncı söylemeden sessizce. Vurmalıyım her şeyi, yüzüne tüm gücümle. Taşıyamam bu hıncı söylemeden sessizce. Vurmalıyım her şeyi, yüzüne tüm gücümle. Şimdi gel al anılarını benden, durdukça acı gidiyor. Gel al resimlerini benden, gördükçe içim eriyor. Gel al anılarını benden, durdukça acı gidiyor. Gel al resimlerini benden, gördükçe içim eriyor. I'll tell you.